Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Hayırdır Bayram Efendi? Hayır, hayır. Ama seni görmüşken bu hayır biraz bekleyebilir. Artık şu kirayı alabilir miyim? Ne kirası, hangi kira? Aylardır ödemediğiniz kira olabilir mi acaba? Ya ben geldim o gün, sana söyledim ya maaşımı alır almaz getireceğim, ödeyeceğim kirayı diye. Maalesef ev sahibi bu teklifinizi kabul etmedi. Hatta birikmiş borcunu ödeyip evden çıkmanızı istiyor derhal. Ne? Evden çıkmam mı istiyor? Vallahi öyle. Siz de aynı kirayı ödeyerek o eve geçebilirsiniz. Ya olur mu öyle şey? Benim yengem, kuzenlerim orada oturuyor. Onları çıkarıp biz mi gireceğiz eve? Vallahi ev sahibi öyle istiyor. Şengül Hanım oradan taşınıyor, siz de oraya geçiyorsunuz. Bu kadar. Yok, biz evimizde kalırız ya. Yengemleri çıkartmayın oradan. Onların kaç senelik evi ora. Ya ben bulur buluşturur öderim yarın kirayı. Şengül Hanım, olay kira değil. Anlamıyor musunuz siz bunu? Ya adam sizin orada oturmanızı istemiyor. Ayrıca kümesi yıktırma fikri de hiç hoşuna gitmedi. Kümesi yıktırma mı? Evet. Şengül Hanım bize böyle bir teklifle geldi ama ev sahibi kabul etmedi. Tamam, para göz adamdır falan. Parayı sever. Ama öyle vicdansız birisi de değildir. Sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Sen nasıl bir insansın yenge? Yenge, kümesi yıktıracak kadar ne yaptık biz sana ya? Sen nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Nasıl yaparsın bunu? Demedim öyle bir şey, demedim ben. Sen de az değilmişsin yani Bayram Efendi. Bak Şengül Hanım, benle düzgün konuş. Benim kimseye yalan borcum yok. Ben burada olanları konuşuyorum. Eğer siz de isterseniz aynı kirayla oraya geçersiniz. Fikrinizi bana söylersiniz daha sonra. Siz de orayı boşaltın hemen. Hiçbir yere gitmiyorum. Hiç kimse de beni bu evden çıkaramaz, anladın mı? Ahlaksız adam. Bir dakika, bir dakika yenge. O adam doğru mu söylüyor? Sen gerçekten kümesi yıkın mı dedin? Dedim, evet dedim. O çok sevdiğiniz amcanızın gidin yanına yerleşin. Ben mecbur muyum sizinle uğraşmaya? Sen nasıl bir kadın oldun ya? Sen bizi sokağa mı attıracaksın? Vicdansız. Ay ne oluyor ya? Allah Allah. Ben sizi korudum da ne oldu ha? Ben size sahip çıktım da ne oldu? Bir gün olsun bana saygı gösterdiniz mi? Sen ne korumasından bahsediyorsun lan? Ha, sen ne anlatıyorsun bana? Sen eline geçen her fırsatta bize kötülük yaptın. Hadi bizi geçtin. Sen şu küçücük çocuğu satmaya kalktın lan, satmaya kalktın. Neyinden bahsediyorsun sen? Öyle mi Ömer Efendi? Yemek yapıp getirirken ellerine sağlık yenge derken öyle değildi ama. Öyleydi yenge. Sen hep kötü bir insandın. Ama en çok ne zaman kötüydün biliyor musun? Bizim anamızla babamız ölmüş. Ev sahibi bizi evden çıkartmış, biz sokakta kalmışız. Sen amcama ya onlar gider evden ya ben demiştin. Biz hiçbirini unutmadık, unutmayacağız da. Unutmayın. Şimdi de gidin o çok sevdiğiniz amcanızın yanına yerleşin bakalım, size sahip çıkacak mı? O kadın bir gün olsun size benim baktığım gibi baksın, gelin suratıma tükürün. Kimse senin kadar olmaz yenge. Kimse senin kadar vicdansız olamaz. İnan buna. Yenge, sen aynı soruyorsun ya. Amcanız neden beni terk etti, neden gitti diye. Sen bu kadar kötü kalpli olduğun için olabilir mi acaba? Sen bu kadar vicdansız biri olduğun için seni terk etmiş olabilir mi acaba? Sen hiç bunu düşündün mü? Bir de tutmuş bana, onları mı savunuyor ha? Bırak kolumu. Yenge! Sen nasıl kardeşime dokunursun? Ha? Ömer, tamam dur, bırak. Ömer oğlum. Bırak Asiye, bırak. Gel, gel, gel üstüme. Döveceğim bir de değil mi? Gel, gel. Sana duyduğumuz saygıya, sevgiye yazıklar olsun. Allah senin belanı versin. Ömer, tamam mı? Ömer oğlum. Ama ben size ne yapacağımı biliyorum. Ömer, dur. Kimse benim kardeşime dokunamaz lan. Ömer, kimse sana olur Ömer. Kimse! Kimse benim kardeşime dokunamaz.
git hayatımızdan. İstemiyorum seni. Seni istemiyorum burada. Bırak bizi, rahat bırak artık. Ömer tamam, sakin ol. İstemiyorum. 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 Sakin ol. Ne diyorsun oğlum sen? Kovuyor bizi Olcan. Gidin diyor, duymuyor musun? Hayır hayır, ben size demedim. Ben size demedim, yengeme dedim. Yengeme dedim onu, ben size demedim. Yengeme dedim. O çok güvendiğiniz kuzeninizin gerçek yüzünü görün işte. Tevekkeli değil. Yuvamı yıkan kadının yanına gidip çalışıyorlar. Bu kadar nefret ediyorlarmış bizden. Bu kadar dağılmamızı istiyorlarmış. Yenge ne diyorsun sen ya? Öyle bir şey yok. Nasıl yok Asiye? Gördük. Yenge, ben emlakçının dediğine de dedim. Anlatsana çocuklarına dediğine. Ne yapmak istediğini anlatsana. Ne yaptıysam yaptım, anlatacağım. Ama sen de emlakçı bu eve geçebilirsiniz dediği an neye dönüşüyorsun onu da gördüm Ömer. Bir ev uğruna nasıl vahşileşebiliyorsun, nasıl vicdansızlaşabiliyorsun gördüm ben. O bana yeter. Koynumda yılan beslemişim meğer. Ağlama kuzum. Ağlama. Geçecek hepsi, ağlama bir tanem, ağlama. Ben yengemi çok seviyorum ama o bizi sevmiyor. Çok üzülüyorum bunu. Ablamla abimle sürekli kavga ediyor. Üzülme yavrum. Üzülme. Hepsi geride kalacak bir gün. O güzel gözyaşlarına yazık olacak sonra. Üzülme kuzum. Üzülme bir tanem benim canım kızım. Ömer nasıl inkar ediyorsun ya? Duyduk, kendi kulağımızla duyduk. Gidin dedin, çıkmanızı istiyorum buradan dedin. Ben kendi kendime mi delirdim? Ha? Beni ananız delirtti, benim kafa ondan gitti. Öyle, öyle anlatsana yaptığını. Anlat! Kimsenin evinde de gözüm yok benim. Kimsenin. Rahat olun. Anlat yenge emlakçıya nasıl bir teklif verdiğini. Sorsanız anneniz Ömer'in neden delirdiğini ya. Niye adam buraya geçin dedi sanıyorsunuz bize? Nasıl gözünü kırpmadan bizi sokağa atmak istediğini anlatsana. Sen gerçekten böyle bir şey mi yaptın? Ha? Çocukları kümesten mi kovdurdun? Allah Allah. Hayır yani ben açık bırakmam ki onu hiçbir zaman. Ha bir de zaten açık kalsa alarmı var, ötüyor cik 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 diye. İlginç. Evet. Ben de çok şaşırdım. Yani kim kurcaladı diye merak ettim. O yüzden baktım ben de. Yok yok. Kimse kurcalamamış Allah'tan. Her şey yerli yerinde. Asayiş Berkemal. Aman iyi, çok şükür. Sen de bir dahakine kapatırken dikkatli kapat o zaman. Doğru söylüyorsun. Hayırdır? Senin ne işin vardı çalışma odasında? Ben sana bakıyordum. Allah Allah. Bana mı bakmaya geldin? Niye bakıyordun ki bana? Acaba hani böyle gideyim bir kocamın yanına, epeydir görmüyorum falan diye mi düşündün? Aynen öyle düşündüm. Güzel filmler çıktı senin içerideyken hadi. Şey yaparız, mısır da patlatırız. Neden olmasın? Şey olmaması için hiçbir sebep yok bence. Hadi. Hadi. Hadi o zaman. Kendimi kaybetmemeliydim. Kendimi kaybetmemeliydim Asiye. Vallahi ne desem bilmiyorum. Resmen sinir krizi geçirdi bana ya. Ne yaptığımı bile hatırlamıyorum. Tamam da boşu boşuna mı sinir krizi geçirdin Ömer? Kendine bu kadar yüklenme. Olcanların yüzünde haklıyken haksız duruma düştüm ya. Orası öyle de. Olcan neyi neden yaptığını anlayacak kafada. Gerçi Aybike için aynısını söyleyemem. Kız bizi hiç anlamaya çalışmıyor. Hatta anlamamak için mücadele ediyor yani resmen. Bir daha bu duruma düşmek istemiyorum Asiye. Ama yengemle de böyle yaşarken nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bak bundan sonra daha da kirlenecek, bize kim bilir neler yapar şimdi.
Vallahi Emel'i bile düşünmeden sokağa atmayı düşünen bir insan. Yani her şeyi yapar, beklerim ben. Doğru, beklenir. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Ya ben gerçekten sizi anlamıyorum ya. Ya sen gidip de emlakçıya nasıl böyle bir şey söylersin? Nasıl onları evden atın dersin? Ahlaksızlarla işbirliği yapanları bahçemde, evimde istemiyorum. Ya iyi de ne yaparlar, ne ederler hiç düşündün mü? Hem nerede kalırlar mesela? Bir fikriniz var mı Aybike? Abartıyorsun. Lokantada ne güzel çalışıyorlar işte. Kalacak daha iyi bir yer bulurlar. Ya çıldıracağım ya, vallahi çıldıracağım. Siz ana kız gerçekten kafayı yediniz ha. Ya o çocukların, Ömerlerin tam 560 bin TL borcu var ya, borcu var. Ya bırak o lokantada çalışmayı, oranın sahibi olsalar zaten o parayı dekleştiremezler ki. Ya bir kendinize gelin. Bana mı sordular 560 bin lira Thunderful'un borcunu üstlenirken? Ha? Gayet de kendimizdeyiz. Esas sen onların bize yaptıklarını göz ardı ediyorsun. Ahlaksızlarla işbirliği yaptıkları yetmezmiş gibi bir de o ahlaksızın yardakçılığını yapıyorlar. Ben sana katılıyorum anneciğim. Vallahi ben katılmıyorum Aybike. Tamam anlıyorum ben neye kızdığınızı, alındığınızı. Aynı şeylerden ben de kızıyorum, alınıyorum. Ama yani bu birazcık ağır oldu sanki ha. Babacığım sen böyle saftirik saftirik konuşmaya devam et. Babanı aldılar başından. Evini de kaybediyorsun. Sen bu kafayla gidersen bakalım daha nelerini kaybedeceksin oğulcan. Çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım. Herhalde daha tam idrak edemedin ne yaptıklarını. Ya da işte kuzimle aram bozulacak da yalnız kalacağım diye korkuyorsun. Alo. Nebahat duyuyor musun beni? Ha evet evet duyuyorum duyuyorum. Ne oldu? Baktın mı? Ay ne olur Suzan hadi bir şey buldum de ne olursun. Ya buldum ama detaylı bakamadım ki. Kasayı açar açmaz Akif girdi içeri. Ne diyorsun? Akif mi geldi? Ne oldu gördü mü seni? Evet gördü. Ama Allah'tan hemen bir şeyler uydurdum da şüphelenmedi. Yani sanırım şüphelenmedi. Ay aman ne olursun şüphelenmesin bir şey anlamasın. Bak anlarsa biteriz ha. Ay ben bir daha böyle bir şey deneyemem. Yani o zaman kesin yakalanırım. Biz buluşup başka bir plan yapalım bence ha. Tamam tamam canım ne oldu? Ne yapalım yarın buluşalım mı? Sen müsait olduğun zaman ara. Ben de aileyi arayacağım ona haber vereceğim. Tamam. Kara sevdam. Filmimiz hazır. Hadi gel. Kapatıyorum ben. Hadi görüşürüz. Tamam. Kara sevdammış. Geliyorum hayatım. Mısırlar hazır. Aybike. Aybike. Aybikem. Oy güzel kızım. Oh çok özledim seni ya. Nasılsın babacığım? Umrunda mı? Ne? Umrunda mı gerçekten? Sonuçta sen kendi hayatını kurdun. Yeğenlerin de yanında. Bizi çok merak ettiğini sanmıyorum. Aybikem sen ne diyorsun babacığım ya? O ne biçim bir laf öyle? Yeğenlerimin yeri ayrı, çocuklarımın yeri ayrı. Ben senin için her şeyi yaparım kızım. Ne derdin varsa bana söyle. Babanım ya ben senin. Benim derdim konuşularak çözülecek bir şey değil baba. Konuşarak eski günlerimize dönemeyiz. Yeniden bizle olamazsın. Asiyelerle aramız yeniden iyi olamaz. O yüzden bence benim dertlerimi hiç konuşmayalım. Ancak işte böyle sokaklarda karşılaşmaya devam ederiz. Böylesi daha iyi. Mevkem yapma yavrucuğum. Bak ananla daha yeni boşandık biliyorsun o çok gergin. Eve sizi görmeye gelemiyorum ama yani siz gelin. Ben hep buradayım ki. Sorun bu işte baba sorun bu. Sen hep oradasın. O kadınla berabersin. Asiyeler de yanında.
Bize çok ihtiyacın kalmıyor böylece. Yapma ama kızım, ne olursun yapma bak böyle lütfen ya. Neyse, gitmem lazım benim. Annem sofraya bekliyor. Kızım bir dur Allah aşkına, bir dur ya. Bir dur konuşalım. Ya şu yanlış bildiklerini bir düzeltelim ne olursun ya. Olur, bakarız, tamam. Hoşça kal. Ya Aybike. Çocuklara takıldın, canın sıkıldı. O yüzden yemiyorsun değil mi? Şükran'la Mahmut'u söylüyorum oğlum. Onlarla tartıştın diye üzüldün sen. Evet, ondan. Git konuş o zaman oğlum. Akraban onlar, senin küslük olmaz. Canını sıkan neyse git söyle. Sevgi teyze doğru söylüyor Ömer. Böyle kendi kendini yiyerek olmaz ki. Eğer rahat edeceksen git konuş. Sadece onlarla değil. Yengemle de konuşmam lazım. Ne diyeceksin ki ona? Ya ne yaparsa yapsın hani bu bizim büyüğümüz sonuçta. Bizde emeği var. Yani çok da yok da işte. Var. Nasıl rahat edeceksen onu yap Ömer. Abicim sen bunu diye benim iştahım yok bugün. Hasta olma ama. Yok olma, ofisten merak etme. Sevgi teyze çok sağ ol. Yani ne olursa olsun doğru olan konuşmam. İyi dedin onu. Aa, ne söyledim oğlum? Sen yine de sağ ol Sevgi teyze. Ömer bak sakin ol. Eğer ters bir şey söylerse durma, hiç çık gel, tamam? Bakacağız artık. Hadi bakalım. Mahvetmişim ortalığı. Kuzen. Girebilir miyim? Tabii tabii, gel. Yok mu? Fırına kadar gitti. Ha, i̇yi olana o zaman sonra konuşurum. Ben olanlar için özür dilemeye geldim. Özür mü? Hadi ya. Evet. Sinirlerime hakim olmalıydım. Yaptıklarım çok şey olmadı tabii. Hoş olmadı. O yüzden her şey için özür dilerim. Önemli değil kuzu ya. Hiç önemli değil. Sonuçta insanın hatasını anlaması da yeter değil mi? Hani hatasını anlaması da iyi bir şey madırım. Ölümlü dünya sonuçta, ha? O iş o kadar kolay değil olacak. O iş o kadar kolay değil. Sen gel dellen. Benim evimi yık, dök. Burası benim evim, çıkın gidin de. Bağır, çağır, ondan sonra da sinirlerime hakim olamadım, özür dilerim de. Öyle mi Ömer Bey? Kabul etmiyorum özrünü. Adırım, gerek var mı şimdi buna, he? Herkes neyi hak ediyorsa onu yapıyor. Bundan sonra da ne hak ediyorsanız onu göreceksiniz benden. Hadi çık artık evimden Ömer. Ya madırım, hani bak Ömer gelmiş, özür dilemiş. Hani bak hatasını anlamış, bu da bir şey yani. Gerek var mı şimdi sen göreceksinlere falan, ha? Gayet de gerek var olacaksın. Yıktılar yuvamı. Ben sizin yengeniz falan değilim bundan sonra. Korkun benden. Ben özümü dileyim de büyüklük bende kalsın. Gerisini nasıl istiyorsan öyle anla yenge, haydi. Kuzenim. Madırım ne yaptın şimdi? Oldu mu bu? Hani bak çocuk gelmiş özür dilemiş.
Yani sen de kabul etsen hani olmaz mı yani? Her şey eski haline dönse. Hiçbir şey eski haline dönemez artık Oğulcan. Ben babanızdan boşandım. Ne onlar benim yeğenlerim, ne de ben onların yengesiyim artık. Bundan sonra el mi yaman, bey mi yaman göreceksiniz. Nereye? Nereye Madır'ım? Anne. Dur, beni bekle. Ömer ne oldu? Ne dedi yengem? Kabul etmedi özrümü. Hatta bundan sonra benden daha da fazla korkun dedi, kovdu. Daha da mı korkun? Ne demek bu yani? Ya sinir krizimden sonra ya zaten nefret ediyordu bizden, artık bayağı bir nefret ediyor. Bence şunu demek istedi, gözünün önünde olmayalım diye artık elinden geleni yapacak bu kadın. Ben öyle anladım. Zaten emlakçıyla konuşup bizi evden attırmak istemiş, daha ne yapabilir? Gel güzel kuşum, gel gir kolumun altına, korkma. Korkma Emel'im, biz buradayız. Asiye, açsana telefonun ışığını. Niye gitti şimdi bu elektrik ya? Benim aklımda bir şey var da inşallah değildir. Ne oldu? Karanlıkta mı kaldınız? Sen kestin değil mi elektriği? Elektriğinizi de ben kestim, suyunuzu da ben kestim. Ailemi parçalamanın, yuvamı yıkmanın bedelini ödeyeceksiniz Ömer. Yenge biz hiçbir şey yapmadık. Sen neye inanmak istiyorsan ona inanıyorsun sadece. Ha, hiçbir şey yapmıyorsunuz Asiye. Gördük hiçbir şey yapmadığınız. Haydi gel kızım, gel içeri girelim. Bunların yalanlarıyla dolanlarıyla kaybedecek zamanım yok benim. Madırım. Madırım, madırım deyip durma arkandan. Hoş geldin. Ay şu fesleğenler o kadar güzel kokuyor ki. Her masayı alalım bence. Aa, hatta ne yapalım biliyor musun? Bir iki masa daha atalım dışarıya. Yaz geldi ya, güzel olur. Olur değil mi? Terasa ters tamam. Ne oldu, neyin var? Niye yüzü nasıl? Ya yolda gelirken Aybike ile karşılaştık. Ona canım sıkıldı biraz. Şey... Gel bir anlat bakayım, ne oldu? Gel. Anlat. Anlatsana. Ya Aybike ağzına geleni saydı bana. Haksız da değil ya. Ben çok ihmal ettim çocukları. Orhan ne yapabilirsin ki? Seni görünce parçalayacak bir kadın varken sen nasıl çocuklarınla beraber olabilirsin? Ya olabilirdim Gönül. Olabilirdim ya. Bir yolunu bulup olabilirdim. Ya bak kaç hafta oldu, doğru düzgün yüzlerini görmedim ya. 3-4 günde bir telefonla konuşuyoruz, hepsi o. Anca böyle sokakta karşılaşırız diye laf soktu bana ya. Haksız mı? Değil. Hata ettim işte. Yani böyle düşününce doğru. Yani haklısın. Evet, kötü olmuş gerçekten. Ama bu durumu tersine çevirebiliriz. Nasıl yani? Nasıl olacak o iş? Buraya çağırırız. Beraber yemek yersiniz, sohbet edersiniz, gülersiniz, eğlenirsiniz. Aradaki buzlar eriyince de işte nasıl görüşülür, nerede görüşülür, ne yapılır, ne edilir ona karar verirsiniz. Olmaz mı? Yani olabilir mi ki? Bilemedim şimdi ya. Yani söylesek Oğulcan kesin gelir de. Aybike hayatta gelmez. Çok sinirli bana. Gelir Orhan. Bir baba evladını çağırdığı zaman evladı koşarak gelir. Bu arada benden çekineceklerini düşünüyorsan... Ben gidip konuşurum onlarla. Ben ikna ederim onları. Onu da hallederim. Merak etme. Ya Gönül. Ya sen ne kadar iyi bir insansın ya. İnsanın senin yanında gerçekten derdi kederi kalmıyor ya. Hemencik her şeyi hallediveriyorsun. Vallahi diyorum bak ya. İnsana senin yanında böyle yaşama sevinci geliyor. Allah herkesin karşısında senin gibi bir insan çıkarsın ya. Utandırma beni. Bu fesleğenler çok kışkırtın. Oh. Şey, işimiz gücümüz var bizim. Hadi kalk. Ben alayım onları.
kadar güzel bir şey biliyormuşsun Sevgi teyze. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir lamba görüyorum. Evet, ben de bilmiyordum pamuktan mum yapıldığını. Çok şaşkınım şu an. Bizim konakta da çok sık giderdi böyle ışıklar. O zaman paşa dedem bize böyle küçük küçük kandiller yapar, etrafa yayardı. Işıl ışıl olurdu her yer. Konaklarda büyüdün ha Sevgi teyze. Kimleri ağırlıyoruz biz ya? Bir gün siz de bana gelin. Ben de sizi ağırlayayım ha. Olmaz mı? Olur tabii, geliriz. Konağa mı gideceğiz gerçekten? Hani şatoya benzeyen ev. Tabii ya, ne sandın? Tek sen misin prenses? Ben de prensestim zamanında. Şatom da vardı, atlarım da. Ablacığım Sevgi teyze bazı şeyleri karışık hatırlıyor. Mesela bize geldiğinde kocası öldüğü için evini satmıştı, yani komşusunda kalıyordu. Yani bırak şatoyu, kimisi biliyor büyük ihtimalle, tamam mı? Tamam. Bu tabakların dibine döktüğümüz yağlar bitene kadar bu pamuklar yanacaklar böyle. Etrafta ışıl ışıl olacak sabaha kadar. Allah eline sağlık Sevgi teyze, bizi büyük sıkıntıdan kurtardın ha. Siz benim ailemsiniz oğlum. Sizi aydınlatmayacağım da kimi aydınlatacağım? Güzel oğlum, canım benim. Sen benim babaannem olur musun? Sevgi babaanne. Olmaz mıyım? Gel, gel bir tanem. Gel benim güzel kızım. Hem de çok güzel olur. Ömer, farkında mısın? Yengem bizim moralimizi bozmak için elinden geleni yapıyor. Ama biz bir şekilde mutlu oluyoruz yine. Keyfimiz kaçmıyor. Yani yengemin eylemleri devam edecek. Hepsinde böyle mutlu olabileceğimiz bir şey çıkaracağız mı? Onu bilmiyorum. Çıkarırız tabii. Biz birlikteyken hep mutlu olabiliriz, unutma. Değilsin. Ay, ne yapıyorsun be Tolga gibi? Merak etme, hiçbir zaman onun gibi olmam. Abisi. Ay yapma şöyle Ömer. Ürperdim. Tövbe tövbe. Camide kimse bir şey demedi değil mi su doldururken? Demedi de. Yengem yüzünden düştüğümüz hale bak diye söylendim ben kendi kendime işte. Vallahi biz dua edelim de yengemin öfkesi gittikçe artmasın, sönsün artık. Vallahi siyah sönecek gibi durmuyor ya. Özür dilemeye gittim ya, kadının gözünde ateş çıkıyor, ateş. Tamam, nereye kadar olacak bu öfke, anlamadım ki ben. Neye bileyim. Şunlara durulayalım be en son, gel. Ya sana bir şey diyeceğim, bir bak bana. Çocuk gelmiş, hatasını anlamış, özür dilemiş. Daha niye uzatıyorsun ki? Böyle bir terbiyesizlik yaptıktan sonra, gidin evimden diye bas bas bağırdıktan sonra özrünü kabul edemiyorum. Bana bir şey ifade etmiyor, niye anlamıyorsun? Aynı madırım gibisin ha. Onda da bu keçinin adı var, aynısın. Ay sen de aynı babam. İki yüzünüze gülene böyle inanın, güvenine peşinden koşun. Bıktım. Vallahi billahi bıktım he. Annemin çocukları düşürdü, duruma baksana. Taşıma suyuyla bulaşık yıkıyorlar. Polis niye geldi ki? Hayırdır inşallah. Genelde pek hayırlı bir iş için gelmiyorlar ama. İyi günler çocuklar. İyi günler memur bey, hayırdır? Burada siz mi yaşıyorsunuz? Evet. Hakkınızda yaşlı bir kadını alıkoydunuz ve parasını çaldığınıza dair bir ihbar var. Nasıl yani? Karakola gelen ihbarı değerlendirmek için geldik çocuklar. Kontrol etmemiz gerekiyor. Ya, tabii kontrol edin de hani kontrol edilecek bir şey yok. Ya, anladığım kadarıyla siz Sevgi teyzeden bahsediyorsunuz da yani... onu da zorla tuttuğumuz falan yok.
Evet, adı Sevgi'ymiş. Siz misiniz hanımefendi? Evet, benim. Kim ne diyormuş bakayım? Gençlerin sizi burada zorla tuttu, paranızı çaldıkları söyleniyor. Hangi ahlaksız? Hangi kendini bilmez söylüyor bunu? Amirim, yok yok yok. Bu kadının kafası gidik, ne dediğini bilmiyor. Yenge, yoksa sen mi yapsın ihbarı? Tabii ki ben yaptım. Söylesene kardeşinin bu kadıncağızın paralarını çaldığını. Yenge, ben artık sana inanamıyorum ya. İnanama, inanama. Siz o ahlaksızlarla işbirliği yapmaya devam edin. Görün bakın ben daha neler yapacağım size. Anlatsanıza amirime bu yaşlı kadıncağıza neler yaptığınızı. Bana bak. Ben seni bir pataklarım, kendine gelemezsin vallahi. Hem sen kim oluyorsun bana yaşlı diyecek ha? Terbiyesiz. Sana mı kaldı benim nerede kalıp kalmayacağıma karar vermek? Git işine bak hadi. Üstüne vazife olmayan şeylere de. Benim nerede kaldığıma da karışma. Hanımefendi, siz bu evde kendi rızanızla oturuyorsunuz yani. Doğru mu? Evet oğlum, evet. Aklım başımda çok şükür. Asıl bu kadının aklı yerinde değil. Siz önce ona bakın isterseniz. Aa, bak bak, bir de bağ deli diyor. Ben şimdi sana kim deli, kim akıllı bir gösteririm, görürsün gününü. Bak, kızdırma beni. Peki paranız çalındı mı? Çalınmadı evladım, çalınmadı. Ben kendim verdim. Eminsiniz değil mi? Sen benim şu gözümün içine baksana bir, ha? Ben eski toprağım oğlum, eski toprak. Sen bende o paraları çaldıracak göz görüyor musun ha? Asıl bu kadını şikayet etmek lazım sizin vaktinizi aldı diye de, neyse. Hadi evladım, hadi gidin işinize gücünüz, hadi. Uğraşmayın, oyalanmayın böyle deli deli insanların ihbarlarıyla. Bir de bana deli diyor. Yok amirim, yok. Vallahi bu kadının kafası gidik. Oğulcan, söylesene, anlatsana amirime. Yani çok bilemedim şimdi ne desem. Lütfen bir daha böyle asılsız ihbarlarda bulunmayın. İyi günler. İyi günler. Oğlum kusura bakmayın, bir çay kahvemiz de yok. İkram edelim size. Teşekkür ederiz teyze. İçmiş kadar alalım. Hadi ya. Sağ olasın. Hadi işinize bak. Hadi. Vallahi pes ya. Bu kötülüğü de yaptın ya. Ama cevabını aldın. Ama? Ha, göreceğiniz siz. O ahlaksızlarla işbirliği yapmaya devam edin. Daha neler yapacağım ben size. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Olacak kişi de arkamdan duyuyor. Sevgi teyze, sen iyisin değil mi? Sinirini bozmadı yengem. Yok kızım, yok. O kim oluyor da benim sinirimi bozacakmış? Olur mu hiç öyle şey? Vallahi Sevgi teyze, polislerle çok güzel konuştun ha. Yengemin ağzının payını da bir güzel verdin. Ben acayip keyifliyim şu an. Ama bir şaşırttın beni. Evet, ben de şaşırdım. İlk geldiklerinde dedim eyvah, yine başımıza bir olay gelecek ama. Cüneyt Nurhan diye girseydi şu an harbiden sıkıntıdaydık. E niye oğlum? Sen Cüneyt değil misin? Başka biri misin? Yani. Biz Nurhan sanatçı olacak diyorduk ama sen ondan büyük oyuncu çıktın vallahi. Başka biriymiş gibi rol yapıyorsun. Ay çok alemsin. Aa Nurhancığım, sen de işini bitir gel. Şu gümüşleri indirip parlatalım beraber. Gümüşleri mi? Evet. Nesi komik? Yok Sevgi teyzeciğim, okula gideceğiz ya, o yüzden gülüyor. Yani sonra hallederiz biz, onu önemli değil. Tamam kızım, tamam. Sen nasıl istersin. Vallahi Sevgi teyze çok güzel konuştu. Kısa devre yapması işimize geldi. Aynen. Arada şans yüzümüze gülüyor. Galiba Asya, galiba. Aynen. Ben de benim çantam. Yahu ben seninle böyle mi anlaştım Bayram Bey? O kadını o evden çıkar, yerine çocukları oturt diye anlaştım. Gönül Hanım, çocuklar geçmek istemiyor. Ne yapabilirim? Yok yengem orada oturuyor, yok kuzenlerim orada oturuyor. Değişik çocuklar ya. Vallahi emlakçı olan sensin. Bir evi nasıl pazarlayıp pazarlamayacağını sana ben öğretecek değilim herhalde. Tamam da bu işler böyle... Vallahi ben anlamam. Anlamam Bayram Bey. Bak o kadının ne kadar tehlikeli biri olduğunu sen kendi gözlerine gördün. O zavallı çocukları kapının önüne koyacaktı. Vahşi ya. Valla neyse ne. O kadını bu mahallede istemiyorum. Anladın mı? Ne yap et bu işi çöz. Ha yok
ben yapamıyorum diyorsan ben de başka birini bulurum. Mükafatı da o alır. Öyle değil mi? Tamam, tamam. Halledeceğim ben. Halledeceğim, düşüneceğim. Tamam. Çok güzel Bayram Bey. İşte bu. İyi günler. Sana karışma diyorum, karışıyorsun. Sonra mandırım niye kızdı, niye bağırıyor, çağırıyor? E tabii kızar olacaksın. Herhalde böyle kadın erkek farkı diye bir şey var. Ben erkek olduğum için duruma böyle farklı bir açıdan yaklaşıyorum herhalde. Böyle bir şey. Bak şimdi. Hadi diyelim Asiye düşünmeden etmeden o lokantada çalışmaya başladı. Biz sonra bunu öğrendik ve rahatsız olduğumuzu söyledik. Kıyametler koptu falan, tamam mı? Asiye sonra o işten ayrıldı mı olacaksın? Ayrılmadı. Yani bizimle karşı karşıya gelmekten rahatsız olmadığını gösterdi böylece, tamam mı? Şimdi sen gerçekten buna tutulmuyor musun? Yo. Ah, çocuklar. Olcan, Aybüke, merhaba. Ben de sizin yanınıza geliyordum. İyi oldu böyle yolda karşılaştığımız. Siz okula herhalde. Sabah sabah ne oldu ki? Yok, öyle önemli bir şey değil de babanızla ilgili konuşmaya geldim. Nedir? Babanız sizinle görüşemediği için çok mutsuz, çok üzgün. Bazen böyle köşede, kenarda dalgın buluyorum, gözleri dolu dolu. Biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Evi bırakıp lokantada kalmak isteyen oydu. Biz mi dedik git diye? Gitmeseymiş. Biliyorum Aybükeciğim, biliyorum ama... Yani babanızla annenizin arası açık diye onu cezalandırmanız gerekmez ki. Ne var yani lokantaya gelseniz, yanında olsanız, biraz vakit geçirseniz o kadar sevinir ki, o kadar mutlu olur ki. Ya mesela bu akşam şöyle güzel bir sofra hazırlayayım ben size. Ha, böyle sohbet edin, muhabbet edin. Ne bileyim keyifli bir akşam olsun, olmaz mı? O lokantaya yemeğe geleceğimizi düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Aybüke. Orası benim yerim olduğu kadar babanın da yeri. Tamam güzelim, ben istemiyorsan ben ayak altında dolaşmam. Efsane bir sofra kuracağım. Çok güzel olacak, çok keyifli geçecek. Ne dersiniz? Ha? Bak, bana kızgın olduğunu biliyorum. Beni sevmediğini de biliyorum. Ama eğer babanı seviyorsan, babanızı seviyorsanız lütfen bu akşam gelin, olur mu? Olcan okula geç kalacağız, hadi gidelim. Çok ağlıyor mu gerçekten? Of, Olcan çok kötü. Böyle gözleri dolu dolu. Akşam menüde ne var? Sen ne istiyorsan o. Ne istiyorsan onu yap. Ne seviyorsun onu yapayım. Yani ben aslında çok yemek ayırmam yani her şey okey. Tamam o zaman babanın sevdiği yemekleri yapıyoruz. Ne dersin? Babam için. Baban için. Olcan hadi. Babam için. Yazık. Adam ağlıyor diyor ama. Heh, Nevat Hanımcığım. Allah razı olsun. Yattı para. Ha yok yok, bankaya gitmedim. Olcan telefona bir şey koydu, böyle para geldi mi çilink ediyor. Benim de çok hoşuma gidiyor Allah. Allah razı olsun, sağ olun. Tamam, tamam. Görüşürüz. Vallahi şeker gibi patronlarım var ha. Avans istedim verdiler, izin istedim verdiler. Allah razı olsun. Teyze ne işin var senin burada? Nasıl girdin içeri? Eğer bir daha o çocuklarla uğraştığını, onlara zarar vermeye çalıştığını göreyim, seni mahvederim Şengül Hanım. Etlerini lime lime doğrar mahalleliye dağıtırım. Anladın mı beni? Ha? Attırma tepemin tasını, pişman olursun sonra. Dokunma çocuklarıma. Teyze, sen bana baksana. Senin aklın öyle çok da gidiyor geliyor gibi değil ha. Sen acaba numara mı kesiyorsun? Oynuyor musun? Evet, oynuyorum. Çünkü ben ajanım. Ne? Evet, uzaylılar o çocukları korumam için gönderdiler beni. Onların canını sıkarsan seni Merkür'e yollayacağım. Emir böyle. Pişt. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe tövbe.
Sakın Şengül Hanım, sakın. Dünya bir yana, o çocuklar bir yana bundan sonra. Yoksa karşında beni bulursun. Ben çözemedim bu teyzeye, onun kafası gidiyor mu, geliyor mu? Niye bu kadar bu çocuklara takmış ki kafayı? Allah Allah. Nasıl çay Zeynel abi, zift gibi ya. Günaydın. Günaydın. Ya Asiye, ne olur Aybike'yle seni barıştırmaya çalıştım diye bana küsmüş olma. Yok, küsmedim. Ama bir kere daha denersen küsebilirim. Yok, yok. Bir daha asla yani. Ya sen bana başta söyleseydin söylerdim sana boşuna uğraşma diye. Ya ne bileyim, ben de sen belli edersin diye sana söylemeyeyim dedim. Tamam, ben senin niyetini anlıyorum ama biz Aybike'yle hiç oralarda değiliz yani bu aralar. Hani birbirimizi göreceğiz de bir anda affedeceğiz falan, öyle olmaz. Çünkü Aybike'nin benden özür dilemesi gereken konular var artık. Aybike'ye sorsan senin ondan özür dilemen gerek. Kötüymüş. Böyle olması gerekiyormuş. Ne oldu? Bir yüzün düştü. Ya, bir sıkıntım var ya, nasıl çözeceğimi düşünüyorum. Ne oldu? Teyzemle eniştem Londra'dan geldi. Beni ve erkek arkadaşımı yemeğe çağırıyorlar. Nasıl? Mert, seni ve beni yemeğe çağırıyorlar işte yani. Ya kızım, beni nereden tanıyorlar? Hadi onu geçtim. Ne alaka yani? Benim ne işim var orada? Ya ben aradığında böyle ara sıra senden bahsediyordum yani. Ama ben de gelir gelmez seni merak edeceklerini düşünmedim. Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? Gideceksin işte yemeğe. Böyle bir daveti geri çevirmek ayıp olur yani. Hem zaten sadece yemek yiyeceksiniz. Evet. Ya sadece küçük bir yemek. Yani zaten kaldıkları otele davet ettiler. Yemeğimizi yer gideriz. Ya bugün üçüncü mesaj ama. İyi tamam, madem o kadar ısrar ediyorlar. Gidelim bakalım. Ya Asiye, sen gerçekten harikasın ya. Ya yemeğe ben gidiyorum. Niye ona teşekkür ediyor? Ay sen kıskandın mı? Dur. Oy sen kıskandın mı? Benim canım sevgilim ya. Gerginim. Hiç gerilecek bir şey yok. Yok. Ay. Ya bırakın adamın evden çıkmasını, o kasanın olduğu odadan bile çıkmıyor ki. Ya bütün gün evde, o odada oturuyor. Ben bir daha nasıl gireceğim odaya? Nasıl o kasayı kurcalayacağım? İnanın hiçbir fikrim yok. Ya vallahi kızlar, bakın bir tane kurşunumuz var. O kurşunu da boşa harcarsak bir ömür boyu bu adamın eziyetlerine katlanmak zorunda kalacağız. Çok dikkatli olmamız lazım, çok. Peki ne yapacağız? Bir fikri olan var mı? Yani benim var galiba. Hadi inşallah. Ne o ne boş? Söyle bakalım. Yani Suzan, şimdi bu adam madem kendi kendine evden çıkmıyor, odadan bile çıkmıyor. Kara sevdasısın ya, artık böyle bir işveyle, cilveyle filan sen kendin çıkaracaksın evden. Biz de kasayı açacağız. Zaten şifreyi biliyorum diyorsun. Ay Suzan, ben mi koydum şifreyi? Belli ki evlilik tarihini unutamayan Akif. Yani niye bana tavır yapıyorsun ki şimdi? Ay tamam, tavır falan yapmıyorum, ne yaparsa yapsın. Benim ailemi dağıtmanın bedelini ödesin de ben hiçbir şey istemiyorum başka. Yani. Tamam hadi, ne zaman uyguluyoruz bu planı, onu konuşalım. Hemen. Hemen. Hatta olabiliyorsa hemen şu an yani. Ya ben bir an evvel kurtulmak istiyorum ya bu adamdan. Peki Nebuş, sen emin misin bizim o kasayı patlattığımızda Akif'i bitirecek bir şeyler bulacağımıza? Yani kesin vardır değil mi bir şeyler? Vallahi şekerim, %100 var diyemem, emin değilim ama ya bu adam yıllardır herkesi dolandırdı. Ben bizzat şahidim buna.
Hatta bak senin kocandan bile neler neler kaçırdı. Söylemişti, biliyorum. E yani bu kadar pisliğe bulaşmış bir adamın herhalde kasası da böyle pür pak bomboş olacak değildir. Ya vardır elbet bir şeyler, olmalı. Tamam. Hadi o zaman gidelim. Patlatalım şu Akif'i. Yapalım yani. Evet, evet. Benim kalkmam lazım. Evden koşuya diye çıktım. Aramadan eve geçeyim ben. Size de restoran onayını organize eder etmez haber veriyorum. Telefonlarınıza bakın, tetikte olun. Tamam. Hadi hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Ay. Çocuklar, birlikte geçen zor bir yılın sonuna geldik. Bu süreçte hepiniz çok yoruldunuz. Çok yıprandınız. Bunu ben gayet iyi biliyorum. Çok yıprandık hocam. İliklerimize kadar çok yıprandık böyle. Çok haklısınız. İşte bu yüzden de yönetim olarak size bir yıl sonu eğlencesi organize ettik. Çok iyi. Eğlencemiz yarın okulun arka bahçesinde olacak. Biz her şeyi organize ettik. Fakat programın takibi için aranızdan birilerinin desteğine ihtiyacım olacak. Kimler ister bu görevi? Ne yapıyorsunuz? Bayağı isteyen varmış. Böyle de seçmek zor olacak. Ben en iyisi okul temsilcimiz olarak Asiye deyip konuyu kapatayım. Zaten Asiye'nin içinde olmadığı bir organizasyon mümkün değil. Biz kim seçilmek kim? Ben seve seve görev alırım hocam. Doruk, seni görevden almıştım ama Asiye'ye yarın yardımcı ol lütfen. Hatta arkadaşlarınıza çalmak için bir de bir şarkı hazırlarsanız süper olur. Hocam hiç merak etmeyin, o iş bizde. Neler olacak hocam? Program belli mi? Belli. Çeşitli yarışmalar, Asiye ve Doruk'un vereceği mini konser ve bir ödül töreni sizi bekliyor yarın. Ne ödül töreni hocam? Sandıklara atacağınız oylarla okulun enlerini seçeceksiniz. En çalışkan, en eğlenceli, en komik, en karizmatik. Hepsini siz belirleyeceksiniz. Umarım çok eğlenirsiniz. Eğleniriz hocam. Yeter ki ders boş olsun, ben çok eğlenirim. Şahsım adıma konuşuyorum. İyi o zaman, tamam. Şimdi diğer sınıflara da haber vermem gerek. İyi dersler size çocuklar. Efendim, kolay gelsin. Çok eğlenceli geçeceğe benziyor. Değil mi? İyi olan çoğu şeyde en sen olduğun için eğlenceli geçer tabii. Bir şey mi dedin Aybike? Evet dedim. Sesi en güzel, saçı en kıvırcık, lokantada ve okulda en çalışkan, aile ilişkilerinde en iyi. Başka hangi en iyiyi alacaksın onu merak ediyordum. Kankiler arasında yüksek gerilim hattı oluşmuş belli ki. Dünyanın sonu falan mı geliyor ya? Aybike bak, saçmalıyorsun. Bizim aramızdaki gerginliği sınıfa taşıma. En iyi kuzen ödülünü alamayacağın için mi endişeleniyorsun? Onu zaten lokantada çalıştığın gün kaybettin. Ya saçmalıyorsun Aybike. Ne alaka şimdi bununla bu? Aybike abartıyorsun bence de. Abartmıyorum. Düşündüklerimi söylüyorum. Günaydın çocuklar. Oturabilirsiniz. Hadi bakalım, herkes kitaplarını açsın, derse başlayalım. Ya ne diyeyim kardeş ya, böyle bir şey işte. Oo Şengül Hanım, hoş geldin. Ben de sana gelecektim. Senin gelmene gerek kalmadı, ben sana geldim. Hah, al. Hem bu ayın kirası hem önümüzdeki ayın kirası. Bundan sonra her ay gelip de kiramı istiyorum, kiramı istiyorum diye başımın etini yeme. Zaten bozuğum sana Bayram Efendi. Vallahi fena yaparım ha. Yani sadece bu ayın kirasını versen yeterdi aslında. İyi. Senin evi önümüzdeki ay için kiralamak isteyenler var zaten. Ne diyorsun sen be? Ne demek senin evini kiralamak isteyenler var? Aa, evin içinde insan varken yeni kime veriyorsun hakikaten? Vallahi tam olarak kim ben de bilmiyorum ama çok hevesli o evi almak için.
Hatta sizin çıkmanız için elinden geleni yapacak birisine benziyor. Yapsın! Sıkıyorsa yapsın! Bana bak Bayram Efendi, beni delirtmeyin. Vallahi bütün mahalleyi cayır cayır yakarım. Oturacak karış yer bulamaz kendisine. Toplu katliam yaptırmayın bana Bayram Efendi. Hadi size bak be! O çıksın evden, ben oturacağım diyormuş. Git bu eve oturmak isteyene söyle. O evde ben yaşıyorum, ben oturuyorum. Hiçbir yere de çıkmıyorum. Bu saatten sonra ancak cesedimi çiğneyerek otururlar o evde, anladın mı? Yürü Hilmiye. Sinirimi tepeme attırmayın benim be. Hilmiye. Delinin zoruna bak be. Koskoca Beykoz'daki bütün evlerin köküne kıran girdi, benim evim kıymete bindi. Niye illa benim ev ki? Hilmiye, sen bu aralar bir tuhaf davranmaya başladın. Hayırdır bacım? Yok ya, her zamanki halim işte. Yok yok, her zamanki halin değil bu. Bak bakayım gözüm içine Hilmiye. Ha? Sen bir şey biliyorsun da söylemiyor musun? Bana bak. Konuşacaksan ya şimdi konuş ya da sonsuza dek susmak zorunda kalırsın. Yok bacım ya, gerçekten bir şey bildiğim yok. Hilmiye, bak bakayım gözüm içine. Öyle gözünü bir sağa bir sola kaçırıp durma ha. Ben seni çok iyi tanıyorum. Konuş. Bir şey mi biliyorsun sen? Söyle. Ya şey... Ney? Kızmak yok ama. Kızmayacağım. Söyle kız. Of ya, tamam tamam. Ya bu Gönül denen kadın var ya. Ha. İşte o seni evden attırmak istiyor. Bütün planları da o yapıyor. Gönül ha. Gönül. Sen nereden biliyorsun? Seninle şarkı söylemeye çok özlemişim, biliyor musun? Sanki çok uzun yıllar geçmiş gibi aradan. Ben de çok özlemişim. Ama çok uzun zaman ara verdik. Bir daha böyle yapmayalım. Yapmayalım sevgilim. Yapmayalım güzel sevgilim. Sen iste. Ben 7/24 şarkı söylerim seninle. Hatta dur bakayım. Senin isteyip de benim yapamayacağım hiçbir şey yok ha. Yani sen istesen ben her şeyi yaparım herhalde. Nasıl yani? Yani ne bileyim. Bu sabah biraz düşündüm de. Hani Aybike belki benimle takılmasını istemiyormuş ya. Mesela sen benden öyle bir şey istesen ne yapardım diye düşündüm. Ben senden asla böyle bir şey yapmanı istemem dur. Biliyorum güzel sevgilim. Çok iyi biliyorum. Senin böyle saçma sapan şeyler isteyecek biri olmadığını çok iyi biliyorum ben. Çünkü sen bu dünyadaki en iyi sevgilisin. Hatta dur bakayım ya. Ben bunu yazayım, yarın sana bunun ödülünü versinler. Aynen, ben bunu not alayım, bekle. Selam gençler. Ne oldu? Yarın için şarkı seçebildiniz mi? Yok. Henüz seçemedik. Kahve alabilir miyiz? Ama dünyanın en iyi sevgilisi kim? Onu seçtik. Ya ben seçtim en azından. Ama adaletli bir seçim oldu. Öyle değil mi? Bence çok doğru yere gitti. Kesinlikle. Ya sizi böyle tatlış tatlış görünce ben de sevgilimi özledim ama ya. E oğlum git kız arkadaşının yanına. Öyle bir konuşuyorsun ki kız gurbette sanki. Değil tabii de. Aybike bu aralar biraz gergin ya kanka. Sarılmayı bırak, dokunan çarpılıyor. Vallahi bizim aramızdaki saçmalıklar ne zaman son bulacak merak ediyorum. Siz Aybike'yle daha önce hiç küsmediniz değil mi? Bu ilk. Evet. Ya ben Aybike'nin neye kızdığını çok iyi anlıyorum. Ama biraz abarttığını düşünüyorum sadece. Yani olaylara pek senin açından bakmıyor gibi. Ben de öyle düşünüyorum kanka. Ama bunu Aybike'ye söylemem mümkün değil tabii ki. Delirir. Delirir yani. Yok ya. Niye delireyim ki? Sevgilim gelmiş beni burada gömerken delirmemişim. Arkamdan iş çeviren kuzenime hak verdi diye mi delireceğim? Daha neler? Tatlım, burada kimse seni gömmüyor. Sen yanlış falan anladın galiba. Bence ben her şeyi gayet iyi anladım Berk. Ya Aybike, hiç sinirlenme boşuna. Berk senin hakkında hiç kötü bir şey söylemedi. Asiye'cim bırak ona da ben karar vereyim ya. Hani sen o kadının yanında çalışmaya karar veriyorsun. Ömer bir anda delirip sinir krizleri geçirip ilk fırsatta bizi evden atmaya karar veriyor ya. Bırak sevgilime ne zaman sinirlenip sinirlenmeyeceğime ben karar vereyim.
Yeter artık. Benim hakkımda konuşmayın. Benden bahsetmeyin. Artık kendinize başka konu bulun. İstemiyorum. Yeter. Aybike. Aybike dur. Aybike. Takma sen kafana boşver. Aybike. Aybike lütfen dur. Aybike lütfen dur. Ya Aybike bir dinle. Bir dinle. Yanlış anladın. Seni dinlemek istemiyorum. Aybike bak, ben kötü bir şey söylemedim. Kimse kötü bir şey söylemedi. Sadece fikrimi söyledim ben. Bence gerçekten Asiye ile yeterince empati yapmıyorsun. Fikrim de bu. Ben sana fikrini sormadım. Hiç kimseye sormadım. Ayrıca size düşmedi bunun değerlendirmesini yapmak. Sen benim ne hissettiğimi biliyor musun? Beni yeteri kadar anlıyor musun? Benimle yeteri kadar empati kuruyor musun da Asiye'yi anlamıyormuşum gibi beni yargılıyorsun? Sen benim ne çektiğimi biliyor musun Berk? Bence bir süre konuşmasak iyi olur. Git, kimle görüşmek istiyorsan onunla görüş. Yoksa bizim çılgın aşkımızın sonuna mı gelindi diyorsun? Ha kardeşim? Oğlum bak git buradan. Seni ilgilendiren bir şey yok. Vallahi ben de bilmiyorum beni bu konuda ilgilendiren şey ne. Ben de merak ediyorum. Ama senin az önce Aybike'den yediğin gider benim hoşuma gitti oğlum. Bana bak Tolga. Bana şu anda sakın bulaşma. Bak yoksa sonu harbiden kötü olur ha. İyi tamam oğlum. Gideyim ben o zaman. Hemen gideyim ki sen de rahat rahat ağla değil mi? Çünkü sen farkında mısın bilmiyorum ama ben çok net farkındayım. Sen az önce baya baya terk edildin. Benim bu herife posta koyması benim ne diye bu kadar hoşuma gitti hiç anlamadım ama içim bir ağlar erdi ya sanki. Garip. Başka bir şey ister misiniz? Tamam. Yeter be! Sen kim oluyorsun da beni ve çocuklarımı evimden attırıyor? Ya ne yapıyorsun sen? Ya müşteriler var, yürü ya satır satır. Çok... Bırak! 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 Duysunlar! Cümle alem duysun bu ahlaksız kadının çevirdiği dalavereleri. Sen neden bahsediyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bırak ya, bırak bu numaraları. Şengül ne oluyor? Şengül ne oluyor? Ne oluyor? Gene delenecek. Ne buldun? Senin bu aşne pişne yaptığın kadın var ya, ben oturacağım diye beni ve çocuklarımı evinden attırmaya kalkışmış. Ne? Nasıl yani? Aynen öyle. Hadi inkar et. Sıkıyorsa inkar et. Getiririm Hilmiye ile emlakçıyı, yüzleştirirler seninle. Gönül, ne diyor Şengül? Sen sahiden böyle bir şey yaptın mı ya? Yaptım. Yaptım ama yapmak zorundaydım. Yani o çocukları korumak zorundaydım Orhan. Kim ya? Hangi çocuklar? Yeğenlerini. Bu kadın kümesi yıktırmak için emlakçıya teklifte bulunmuş. Ben de bunu duydum. Ben de eve talip oldum ama yemin ediyorum oturmak için değil. Sadece bunun gözünü korkutmak için. O çocukları korumak için Orhan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya sen emlakçıya çocukların evini yıktırın dedin. Dedim, sahip çık yeğenlerine. Seninle kalsınlar ya da gitsinler başka yerde kalsınlar. Ben mecbur muyum senin yeğenlerine bakmaya? Ya pes ya, vallahi pes, billahi pes. Ya ben artık sana söyleyecek laf bulamıyorum ya. Her defasında bu kadın daha kötü olur mu diyorum. Bu çocuklara daha büyük bir fenalık yapar mı diyorum. Her defasında daha da yukarıya taşıyorsun ya çıtayı.
Sen ne biçim bir şeysin ya? Sen inanılmaz bir kadınsın. Vallahi billahi inanılmaz bir şeysin sen ya. Ben inanılmaz bir şeyim Orhan. Ben inanılmaz bir şeyim. Ben oturacağım diye çocuklarımı ve beni benim evimden attıran bu kadın iyi... ama ben yeğenlerini kümesten çıkardım diye kötüyüm, öyle mi? Evet ulan, sen kötüsün. Oldu mu? Her zamanki gibi sen kötüsün. Yazıklar olsun sana Orhan. Allah ikinizin de belasını versin. Şeytan görsün yüzünüzü. Bana bak. Bir daha çocuklarıma ve bana bulaşacak olursan bedelini ağır ödersin. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Çok affedersiniz. Affedersiniz. Hayır. Yani bu pili bitene kadar yanıyor. Evet abicim, yanıyor. Kafedeki Zeynel abi verdi, depoda kullanıyormuş. İşte bizim işimiz bitince geri vereceğiz. İşimiz bitince derken? Yengem insafa gelip elektrikli suyu kullanmamıza izin verince mi yani? Evet, öyle gibi. Ben bu işi çok sevdim. Akşama da bu pamuklu mumlardan yapar mıyız Sevgi teyze? Yaparız kuzum, yaparız. Işıl ışıl yaparız her taraf. Hem zaten yengem elektriği açmasa da olur. Ben böyle çok mutluyum. Senin Süsen'le yemek kaçta? 7'de. 7 otelin önünde olacağım. Ne yemeği ki o? Ömer'in kız arkadaşının teyzesiyle eniştesi gelmiş Londra'dan. Öyle hep beraber yemek yiyecekler. Allah, o kadar benlik hareketler değil ki Sevgi teyze. Sırf işte Süsen üzülmesin diye gideceğim. Abartma sen de Ömer ya. Alt tarafı yemek yiyeceksiniz. Ne olabilir ki? Ne yiyeceğim peki? Bilmem, evdekilerden yerim bir şey herhalde. Aslı, sen yarınki etkinlikte ne giyeceksin? Kesin herkes çok şık olur. Vallahi şıkını geçtim. Temiz ve yırtık olmasın benim için okey. Aslı, sen ne giyeceksin kızım? Sahneye çıkacaksın. Hani Doruk'la sınav iddiasına girmiştik ya, kaybetmiştim. Bana elbiseler almıştı. Ha, giyiyorlar. Onlar güzeldi. İşte keşke senin de bir gömleğin, bir spor ceketin falan olsaydı. Ne yapayım, yok. Ya bizim o manyak Ümit yok mu, berber? Hı. İşte ona gittim dün sakal düzelttirmeye. Buradan böyle artık aşık mıdır, dalgın mıdır nedir, çat bir girdi. Tabii o gidince hepsi gitti. Ne diyorsun ya? Vallahi. Ama yakışmış ha. Bu da gitmiş ha Akif Atakul'a. Vallahi mi diyor? Vallahi. İyi. Biliyorsun ha. Anladığım kadarıyla sen çok fazla şirkete gitmeyeceksin artık. Yani alacaklarla falan uğraşmamak için genelde buradasın. İhaleyle. Oğlum yani işte ne yapacaksın? Ama Allah'tan şimdi bu açtığımız şirketin üstünden biraz alışveriş yapabileceğiz de rahatlayacağız. Borç ödeme konusunda mı? Öyle tabii oğlum. En azından işte para akışı olacak. Yoksa şu anda benim hesabıma 5 lira yatırsalar hop dakikasında el koyuyorlar. İşte düşene bir tekme daha vuruyorlar yani, anlayacaksın. Halk baba sürüsü gibiler. Anlıyorum babacığım. Bu arada sen neden dün annenin şirket açtığımızdan falan bahsetme dedin? Yani annem üstüme şirket açtığını bilse ne olur ki? Aman ne olacak? Bir şey olmaz ama işte. E tanımıyor mu oğlum Canan'ı? Tutturacak oğlum üstüne niye şirket açtın ya bir şey olursa? Doruğum da doruğum, oğlum da oğlum. Başımın etini yiyecek yani. Yapar vallahi. Korumacıdır annem, çok sever beni. Ha biz korumuyoruz yani. Ben korumuyorum istiyorum, ben sevmiyorum. Tövbe yar. Oğlum ben ne yapıyorsam sizin için yapıyorum lan. Al, al bu da son. Ha. Aa, bu da kimliğin. O zaman işimiz bittiyse Doruk Atakul gider. Yarın okulda sahne alacağız, biraz şarkı çalışmam lazım. Tamam tamam, bütün minörler, majörler hepsi senden sorulsun. Hadi mi? Aynen. Sağ olasın. Ben bir su içeyim. Hadi. Vay be. Evet. Böylelikle Akif Atakul'u kurtarma planının ikinci kısmına start vermiş olduk. Bir de şu malları Halil'le Nebati'nin üstünden yeni şirkete geçirebilirsek oldu bu iş. Yırttın oğlum. Akif Atakul. Aa, Doruk'cum. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Biraz geç olacak galiba ama...
Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bilmiyordum bizde olduğunu. Öyle babamla ufak bir işim vardı. O yüzden uğradım, çok kalmadım zaten. E kalsaydın, otururduk bahçede. Bugün biraz işim var ya. Başka sefere diyelim. Hoşça kalın. Görüşürüz Doruk'cum. Asiyeciğim, limonatanın içine buzlu nane koyduk mu? Evet, evet koyduk. Yazın Aybike'nin en sevdiği şey, limonata. Siz bu kadar hazırlık yapıyorsunuz da inşallah gelir çocuklar. Açıkçası ben Oğuzhan'ın gelebileceğini düşünüyorum ama Aybike'den şüpheliyim. Ben de kızım, ben de. Ya masayı niye dört kişi kurduk? Onlar üç kişi, biz iki kişiyiz. Dört kişisiniz bugün Asiyeciğim. Benim yemekte olmam doğru olmaz peki. Ben söyledim kızım. Abartıyorsun, otur saçmalama dedim ama istemiyor işte. Yani istemiyor demeyelim de şu an için lüzumu yok diyelim. Sen şu çocukların arandaki buzları bir erit. Sonra bakarız biz nasıl dost olacağımıza. Hem bugün annelerin nasıl çıldırdığını gördük biliyorsun. Kim bilir benimle ilgili neler anlatıyor çocuklara. Nefret ediyorlar yani kısaca. Yani bu gece hiç tatları kaçmasın. Yani öyle düşününce doğru söylüyorsun tabii. Gönül, yalan yok. Yani bugün ben bile ne oluyor ya, kim kime ne diyor falan diye öyle kala kaldım. Ya, değil mi? Kim bilir işine geldiği gibi nasıl zehirliyor çocukları Şengül. İyi akşamlar. Ah, Oğulcan. Aslan oğlum benim, hoş geldin. Hoş bulduk babam. Hani kardeşin nerede? Ya o ödev birazcık. Tamam anladım, anladım. Tamam sağ olasın, ne yapalım? Hadi geç bakalım. İyi akşamlar Gönül Hanım. Asiyan. Şunu ben vereyim. Ay, çok teşekkür ederim. Ben bayılırım papatyaya. Neyse hadi geç olacağın ziyafet var, seversin. Severim. Amca, gel sen de. Ağlamayın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Trafik vardı da geç kalmadım değil mi? Hiç geç kalmadın. Ben de zaten 10 dakika önce falan geldim yani. Öyle eşyalarımı bıraktım, seni karşılayayım dedim. Ya Süsen ben çok gerginim ya. İnşallah çabuk biter. Gerilecek hiçbir şey yok sevgilim. Çok sakiniz, relaksız ve teyzemle eniştem gerçekten tatlı insanlar. Görünce çok seveceksin ya. Ya muhakkak öyledir de işte ben... Yani alışık değilim böyle şeylere, geriliyorum. Farkındayım ama harbiden yok yani. Yemeğimizi yiyip kalkacağız, bu kadar. İyi hadi bakalım. Teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğin için. Rica ederim. Hem sevgililik böyle günlerde de yanında olmak demekmiş. Demek. Demek. Ya Asiye evden çıkarken vazgeçmeyeyim diye işte böyle söyledi, ben de söyledim işte. İşte ne bileyim. Ama doğru. Doğru sevgilim, sevgililik bu günlerde yanında olmak demektir. Gülme. Gülme. Ama sevgilim bu demek. Doğru. Hadi bismillah. Sağ ayak. Ya var ya. Neydi o artık? Oraya gitmemiz gerekiyor. Oraya gitmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Yapıldı. Her şey yapıldı. Oradan da başka bir yere gideceğiz. Süsen'cim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ömer ben. Merhaba. Ben Hülya. Süsen'in teyzesi. Buyurun oturun. O anlatı anlatı bitmek bilmeyen Ömer sensin demek ki. Ben de Sedat. En sevdiği eniştesi. Başka eniştesi olmadığından olmasın o Sedat'cığım? Ay hiç alakası yok teyzeciğim. En sevdiğim eniştemsin. Duydunuz sevgili teyzesi. Mesele tek olman değil. Mükemmel olman. buyurun çocuklar.
Biz direkt yemek diye düşündük. Açsınız değil mi? Yersiniz bir şeyler çocuklar. İnanılmaz açız ve ben sushi yemek için hayal kurdum. Sushi mi? Sevmez misin? Yani bir kere yemiştim de. Madem burada daha önce sushi yedin, başka bir şey ye o zaman. Biz de uzak doğuya uçuyor olmasaydık, ben de sushi yerdim. Ama 5 gün sonra yerinde yemeği tercih ederim. Bangkok'a mı gideceksiniz? Evet. Ya eniştemi ikna ettin demek ha? Sonunda. Süpermiş. Vallahi Akif bütün gün evdeydi. Yemeğe çıkmaya hayır demez artık. Ay hadi inşallah. Git sor bakalım ne diyecek. Ha Suzan, anahtarı nereye bırakacaksın peki? Ha, ben yedek anahtarı kapının yanındaki saksının altına koydum. Siz oradan alın. Ha, tamam tamam anlaştık. Hadi biz senden haber bekliyoruz eve girmek için. Geldim. Hayatım dur sen rahatsız olma. Celil gelecekti, açarım ben. Ama ben dışarı çıkarız, bir şeyler yeriz diye düşünmüştüm. Ya çok güzel düşünmüşsün ama işimiz var bizim. Hakikaten mi? Belki işiniz kısa sürer, geç yemeğe gideriz ha? Ne dersin? İmkansız. Vallahi epey işimiz var çünkü. Hah, gel Celil, gel gir içeri. İyi akşamlar Suzan Hanım. İyi akşamlar Celil, hoş geldin. Hoş bulduk. Baksana pizza falan söyledim Celil'e yani hani bir de yemekle uğraşmayalım diye. Al canım, bu seninki. Afiyet olsun. Hadi biz de gidelim, mesai başlasın Celil. Tamam efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Plan iptal. Celil geldi. Akif'le birlikte çalışacaklarmış. Yemeğe gidemiyoruz. Operasyon yarına kaldı. Artık başka bir şeyler düşüneceğiz. Hayda. Ya bu beceriksiz de adam bir türlü evden dışarı çıkaramadı. Of. Yarına kaldı her şey. Bak kahretsin ya. Bak resmen adam biliyor da bizi oynuyor ya. Hayır ne planladığımızı biliyor da özellikle evden çıkmıyor gibi. Ay çok sinir oldum şimdi ya. Of. Ben de çok sinir oldum, ben de. Hayır yani bu Akif, Celil denen adamla ne işler çeviriyor olabilir ki? Gece gece buluşup konuşmalar falan. Hayır ne yapıyorlar yani? Vardır onun kesin pis bir planı vardır da. Umarım ucu bize dokunmuyordur. İnşallah ya, imam inşallah ya. Of hadi. Hadi. Bas gidelim biz buradan ya artık. Gerçekten. Ya şunun evini göre göre daha çok sinir oluyoruz. Zaten gece gece kaldık o kadar saat. Ağaç olduk resmen burada ya. Anlayacağın Süsi hep çok konuşurdu. Hep hatta bir ara sussun diye eniştesiyle para bile verirdik. Hatırlıyor musun? Ya evet. Uykusunda bile konuşuyordu. İnanılmaz konuşkan bir çocuktu. Yani hala çok konuşkan diyemem ama konuşuyor tabii. ne yapalım ama yani? Gülürse ben dikenine katlanır derler. Hep biz Süsi'yi anlattık. Biraz da sen kendinden bahsetsin Ömer'cim. Kendinden, ailenden. Biz annemizle babamızı kaybettik. İşte şimdi ikizim var bir de ufak bir kız kardeşim. Onlarla birlikte kalıyoruz. Bilmiyorduk. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun Ömer'cim. İş güç peki? Yani yaşamak için bir gayrimenkul gelirin var sanırım. Ha yok ama her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Kız kardeşim de öyle hani ne iş olsa yapmaya çalışıyorum. Ömer babasından kalan bütün işleri yapıyor. Aynı zamanda eğitimine devam ediyor. Kardeşlerine de bakıyor. Ben onunla gurur duyuyorum. Ne güzel. Peki tam olarak ne iş yapıyorsunuz Ömer'cim? Yani aile şirketiniz neyle ilgili? Her işe ilgileniyoruz. Hani ahlaksız olmayan,
haram lokma yemeyeceğimiz her işe bakıyoruz. Kimseden utanmadan, gocunmadan. Çok şükür. Yani? Ömer seneye Amerika'da okuyacak bu arada. Yani seneye orada okumayı öyle bir düşünüyor. Oo, öyle mi? Amerika'da öyle bir kolej okumak falan öyle kolay işler değil. Bence sen şirketini çok iyi yönetiyorsun. Tebrik ederim. Siz tatile gidecektiniz. Biraz ondan mı bahsetsek ya? Merak ettim. Enişten bana güzel güzel sürprizler hazırlıyormuş. Detaylar onda. Ben bilmiyorum. Bakacağız artık. Vallahi iyi ki geldin be oğlum ya. Kaç gündür böyle keyifli yemek yememiştim. Vallahi bak. Güzel oldu ya. Ben çok keyifliyim. Afiyet olsun aslanım benim. Sen ne zaman aklına gelirse, ne zaman canın çekerse gel, tamam mı? Sık sık gel. Yani çok sık gelemem ama bundan sonra daha fazla görüşürüz. Görüşeceğiz oğlum, görüşeceğiz. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Anan izin vermeyecek biliyorum da bir yolunu bulacağım artık. Bize gelirsin amca. Bizim eve girenin çıkanı da hesabını sormaz herhalde yengem. Kızım sen Şengül'ü bilmiyor musun ya? İlla ki yani ne yapar eder bir arıza çıkarır. Ama umurumda değil bundan sonra. Bundan sonra varsa yoksa benim çocukların huzuru mutluluğu. Gerisi boş. Güzel ya. Kimse okulumun farkında değil. Mutlu mesut takılıyor herkes. Bana kızma. Ben sadece teyzemler senin aklında farklı bir düşünceye kapılmasın diye öyle saçmaladım. Sen beni farklı biri olarak göstermeye çalıştın Süsen. Daha zengin biri gibi. Hayır Ömer. Ben gerçekten öyle bir şey yapmaya çalışmadım. Ben sadece sana ön yargısız yaklaşsınlar istedim. Bu. Ömer, ben seni çok seviyorum ve onlar da benim seni sevdiğim kadar seni sevsin istedim. Bu kadar. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya, ben konuştukça batıyorum ama ben gerçekten sana yemin ederim kötü bir niyetim yoktu ya. Seni daha fazla sıkıştırmasınlar diye geçiştirmek istedim. Bu kadar. Bak benim kimseden saklayacak, gizleyecek ayıbım yok, tamam mı? Ben neysem oyum. Ha teyzenle enişenin hoşuna gitmez, ona da yapacak hiçbir şeyim yok. Ama senin de olmasın. Benim yüzümden ne yalan söyle ne de utan. Aracınız hazır efendim. Ben geldiğim gibi giderim. Otobüsle. Ya ben gerçekten aptalım ya. Baba ya yarın okul var. Ben yavaştan kaçsam mı? Olur oğlum tamam sen git hadi uykusu tamam hadi. Ya dur Asiye'yi de bekleyeyim öyle gideyim. Yok yok bekleme sen onu ya. Ben dükkanı kapattıktan sonra bırakırım eve. Hadi sen nasıl istiyorsan öyle yapıyorum. Baba. Madrimon kulağına gitmesin ama uzun zamandır yediğim en iyi yemekte. Afiyet olsun aslanım benim. Sen ne zaman istersen gel buraya tamam mı? Görüşürüz baba. Görüşürüz aslan oğlum ben. İnşallah bu sefer Aybüke de olur geldiğimde. İnşallah oğlum inşallah.
Olcan, biz bugünün anısına babanla beraber size böyle çam sakızı, çoban armağanı hediye almak istedik. Umarım kabul edersin bu senin. Bize mi? Yani gönül düşündü. Beraber gittik aldık. İnşallah seversiniz. Severim ya, düşünmeniz yeter. Öpeyim. Yalnız çok güzel. Nasıl, yakıştı mı? Çok güzel oldu. Tam oldu üstüne. Çok yakıştı. Oğlum ne kadar yakışıklı oldun ya, maşallah ya. Kimin oğluyuz? Beğendin mi sahiden? Vallahi çok beğendim. Güle güle giy. Bu da Aybike'ye. Yani umarım kabul eder. Onun adına da çok teşekkür ederim şimdiden. O zaman ben kaçayım. Görüşürüz. Aslan. Ya Gönül, yani Aybikem gelmedi ama gene de çok güzel bir geceydi. İyi ki seni dinlemişim. Çok iyi düşünmüşsün. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Toplayayım ben şöyle artık. Evet. Sağ olasın Sebat teyze. Haydi iyi geceler. Nasıl geçti yemek? İyi miydi? Sevgi teyze, sen de her şeyi unutuyorsun. Benim yemeği hatırlıyorsun ha. Hatırlayacağım tabii çocuğum. Niye hatırlamayayım? Bunak mıyım ben? Yok, estağfurullah ya. Yemek kötü geçti Sevgi teyze ya. Niye? Ne oldu ki? Süsen beni olduğumdan farklı biri gibi göstermeye çalıştı eniştesiyle teyzesine. Daha zengin biri gibi. Sen de buna bozuldun ha? Tabii bozuldum Sevgi teyze. Yani ben neysem oyum. Hani zengin olsam ne olacak? Başka biri mi olacağım? Bilemezsin oğlum. Paranın kimi bozup kimi bozmayacağını bilemezsin. Ben bozulmam. Bak mükemmel olurum da demiyorum ha. Ama şu an yaptığım hatalar neyse o zaman da aynısını yaparım. Hani fazlası olmaz. İnşallah oğlum. İnşallah bir gün Karun kadar zengin olursun da paranın seni bozmadığını gösterirsin herkese. Sevgi teyze, sen bu sabah da şimdi bir farklısın. Hani olaylara bir hakimsin, kafan gitmiyor. Mutluyum da ondan oğlum. Ay, Hacı Bülent Paşa'nın oğlu Fikret iki tane yaverini göndermiş bugün. Ay, benimle evlenmek istiyormuştun. Ha, ondan. Ay, şu sarı çocuk Nurhan'ı istemeye gelmeden önce ben evleneceğim inşallah. Ay, nazarım değdi kadına ya. Ah, Nurhan geldi herhalde. Ay, İsmail abi hoş geldin. Merhaba Ömer. Ya Sevgi teyzenin eski eşyaları bizdeydi de bir ara getir demişti. Yolum düştü, ben de uğrayayım getireyim dedim. Fikret'in yaverleri mi yine Cüneyt'ciğim? Yok, bu sefer senin yaverin Sevgi teyze, İsmail abi. Ay hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasıl, konakta her şey yolunda mı? Yolunda yolunda, her şey tıkırında, hiç merak etmeyin. Oh mis. Aşçılarla uşaklara çok selam söyle. Geldiğinde de her yeri mum gibi bulmak istiyorum. Pek yakında nişan töreni var o konakta benim. Fikret Paşa'nın yaverleri geliyor da hayırlı işimiz var. Ha, anladım. Ne güzel, çok güzel. Ben de sizin konaktan istediğiniz birkaç parça eşyanızı getirmiştim. Ay, ver o çantayı sen Cüneyt'e, ben bakarım sonra. Tamam. Hadi, hadi iyi geceler oğlum. İyi geceler. İsmail abi, sen sormuyorsun ama elimize para geçtikçe biz ödüyoruz yani. Pek para kazanamadık bu aralar ama borcumuz borç, ödüyoruz. Ömerciğim, sorun yok. Ben size güveniyorum, tamam? Eyvallah abi. Ben bunları daha önce giydim. Giymem bir daha. Zaten yenilerini diktireceğim terziye. Nurhan'la siz giyin bunları. Çok sağ ol Sevgi teyze. Biz bakarız bir ara.
ben şimdi bunları aldım ama... Badır'ın bunları görse öldürür beni, biterim. Canım gömleğim, yakayamam ben sana. İnşallah uyuyordur ya. Bodrumun ışıkları da kapalı. Yatmış herhalde, güzel güzel. Sisterim, uyanık mısın? Efendim hocam. Giriyorum. Bir an uyudun zannettim. İyi, uyumamışsın da. Uyuyacağım ama sen çık istersen. Tamam, çıkacağım. Şunu bir vereyim. Ne bu? Ya bugün anasına Gönül Hanım'la fadırımı vermiş. Onu getirmiştim. Ne getirdin oğulcan? Ne getirdi oğulcan? Madrim, senin burada ne işin var? Ne alaka? Aybike'ye kardeşin bu saate kadar nerelerde acaba diye sormak için geldim. Nerelerdeydin oğulcan? Neredeydi oğulcan? O ahlaksızların yanındaydın öyle mi? Sen de bana bunu yaptın ya oğulcan. Ya ben tam yaptım ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Ben babamı çok özledim, onu görmeye gittim, o kadar. O ahlaksız kadının lokantasına. Onun yanına gittin öyle mi oğulcan? Ya madirem, orası sadece o kadına ait değil ki. Sonuçta orası artık babama da ait. Bunu demeyecek. Olmadı. Oğulcan, apır sıpır konuşup benim cinlerimi tepeme çıkarma. Tamam. Bu ne? Gömlek. O kadın mı aldı sana bu gömleği? Öyle bir talihsizlik olmuş. Bir baktım üstümde bir anda. Aa dedim, gömlek var üstümde. Sen de utanmadan bunu giydin ha oğulcan, öyle mi? İstemeyerek o giydim. Bu gömleği de parçalarım. O kadını da parçalarım. Seni de parçalarım oğulcan, anladın mı beni? Anladım. Giymeyeceksin. Bu gömleği giymeyeceksin oğulcan. Kolum kaldı madem. Babanıza da böyle yaptı. Önce gömlek aldı. Sonra babanızı elinizden aldı. Çocuklarıma da aynı şey yaptırmam. Benim çocuklarıma yapamayacak bunu. Değil mi oğulcan? Hayatta yapamaz. Göreceğiz bakalım. Sana ne dedim? Ne dedin? Gitme dedim, değil mi? Dedim. E gittin. Annem de kızdı, değil mi? Öyle oldu. Ya bunu giyeyim diyorum da... Bu da çok eskidi. Pantolonun beli de bol geliyor. O hep giydiğim pantolonu giysene. Ya kendin dedin işte Asiye, hep giydiğim. Çek bir şey yok, giyeceğiz artık. Şşt, o çantada ne var öyle ha? Abi, o çanta kimin? İçinde ne var? He, İsmail abi getirdi onu ya.
Sevgi teyzenin eski kıyafetleriymiş ama bize verdi. Bir giydiğimi bir daha giymem diyor Sevgi Sultan. Çok güzel bunlar. Evet Sevgi teyze, güzel şeyler var içinde bayağı. Bu ceket kimin? Fikret'in. Onun için diktirmiştim. Yıldız Sarayı'nda çaya giderken giysin diye. Ama sana da olur sanki ha? Vallahi oldu ha. Bayağı güzel oldu hem de. Yalnız ceket yılan gibiymiş, ben çok sevdim ha. E siz giyin o zaman bunları bugün ha, olmaz mı? Vallahi eğer bu hepsi de benim üstüme olursa çok güzel olur yani. Ya sen bizim evin sihirli değnekli perisi misin? He? Karanlıkta hemen ışık oluyorsun bize. Kuzum, kurban olurum yavrum. Canım, canım. Teyze benim. Sandığımız da geldi. Şöyle artık. Erkom sana zahmet, oy pusulalarını da dizer misin ya? Tamamdır. Şöyle bırakabiliriz. Çok sağ ol. Vay vay vay. Oo. Vay. Hoca çok havalı bir şeymiş bu ya. Değil mi ya? Ben de çok beğendim. Bu kristal ödüllerimizi oylama öncesinde burada sergileyeceğiz. Ne diyorsun? Kristal ödüller ha? Çok havalı. Bakalım hiç kazanabilecek miyim? Vallahi en iyi temsilci yardımcısı ödülü varsa kesin sen kazanırsın Doruk. Çünkü baksana daha Asya gelmeden her şeyi halletmişsin. Bravo. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Ya zaten Asya bir sürü işle uğraştı diye bir de bu kurulun muhabbetleriyle uğraştırmayayım dedim. Ona haber vermeden erkenden geldim. Aferin, çok iyi yapmışsın. Ya çocuklar, bu kutulardaki diğer ödülleri de raflara siz dizebilir misiniz? Ben de çıkıp bahçenin kontrolünü yapayım o sırada. Olur değil mi? Olur hocam. Çok sağ olun çocuklar. Kolay gelsin. Sağ olun. Berko. Hı. Oğlum iyi misin sen? Bak canın sıkkın görünüyor. Yok, iyiyim ya. Aybüke ile hala konuşmuyoruz da biraz ona canım sıkkın. O zaman durum başka tabii, haklısın. Oğlum sıkma canını be, ha? Belki bugün aranız ısınır. Kızın modu falan değişir. Olmaz mı? Bilmem. Bakalım ısınır mı yoksa dağ mı buz keser, göreceğiz. Aybüken benim değişiktir. Biliyorsun. Biliyorum. Hadi iyi olacak, iyi. Hadi. Çok güzel oldun abla. Ben? Sen de çok yakışıklı. Teşekkür ederim. Ama harbiden üstümüze tam oturdu ya. Evet, sanki üstümüze diktiler ha. Cuk diye oldu hepsi. Sevgi teyzem, çok iyi düşünmüşsün ya. Çok sağ ol. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de çok beğendim Cüneyt'ciğim. Edison'la Hülya Koçyiğit gibi oldunuz. Onlar kim abi? Artistler abicim, çok büyük artistler. Evet, bence de çok artist olmuşlar, çok. Çok teşekkür ederiz Sevgi teyze. Güle güle giy güzel kızım, Nurhanım. Hazır şıkır şıkır giyinmişim, Sevgi teyzeyle bir fotoğrafımızı yap ya. Ha Sevgi teyze. Ha olur olur, tabii gel. Çektim. Ver bakayım. Doruk abi elbiseni çok beğenecek. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Senin de Süsen abla çok beğenecek. Süsen ablan da bugün biraz gerginiz. Dur bakalım. Ömer sen gece anlattıktan sonra ben biraz düşündüm de bence Süsen'i anlamaya çalışalım.
Yani senden utanmak için değil, akrabalarını anlatacak zamanı olmadığı için öyle yaptı bence. Seni Süsen mi aradı? Bir süsücü gördüm seni, hayırdır? Ya yok, ne alakası var? Sadece bugün güzel bir gün ya, öyle çok dargınlık olmasın diye. Sonuçta iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Bakalım. Hadi geç kalmayalım, çıkalım biz. Sevgi teyzem, görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Fıstığım. Haydi. Kuzine. Bir gelsenize. Gel gel, bakma öyle, gel. Tamam kızım, geç biraz çizgi. Ya siz ne olmuşsunuz böyle? Çok şık, çok şık olmuşsunuz. Değil mi sisterim? Hava çok güzel. Tam böyle diyorum, organizasyonluk hava var. Hani eğleniriz falan. Eğleniriz inşallah. Sağ ol hocam. Sevgi teyzenin gençlik elbiseleriymiş. Yalnız bir şey diyeyim mi? Sevgi teyze de yani modaya uymuş. Bak retro metro ayağına yani tam böyle azca canlı örneği. Aa işte Asiye tam böyle can. Oğlum sen ne olmuşsun böyle ya? Bir dönem bilir misin? Ya hocam uğraştırma. Gel hocam öpeceğim. Bir fırsatı da kaçırma. Kaçırma. Kuzim benim. Gelecek misin sen bizle okula? Vallahi ben de çok gelmek istiyorum ama bizimki biliyorsun gergin. O yüzden hiç daha da fazla durumu gerginleştirmeyeyim. İyi, biz gidiyoruz o zaman. İyi, siz gidin o zaman. Hadi görüşürük. Hadi görüşürüz. Bıktım ya. Vallahi bıktım. Güya paraları yok. Bak mis gibi giyinmişler işte, gördün mü? Ben yine anca böyle bin yıllık eski püskü kıyafetlerimi giyeyim. Halbuki kızım böyle de çok güzelsin. Çok yakışıyor üzerindeki sağ. Ha, niye böyle diyorsun? Artık giymek istemiyor olabilir miyim? En başarılı Asiye. En tatlış Asiye. Babamın zaten hep yanında Asiye. Bugünlük bütün bunların yanında bir de en şık Asiye'ye katlanmak istemiyor olabilir miyim acaba anne? Bıktım artık ya, gerçekten bıktım, bunaldım. Anlıyorum kızım ben seni, anlıyorum. Ben buradayım, ben daha ölmedim Aybikem. Oh, gel yavrum benim, gel kurban oğlum. Sıkma sen canını. Kıyamam ben sana. Ben senin kendini daha iyi hissetmen için ne yapabilirim yavrum, ha? Hadi hazırlan, gidiyorsun. Nereye? Kendini daha iyi hissetmen için, daha şık hissetmen için elimden geleni ardıma koymamaya. Hadi güzel kızım. Hadi kızım, hadi yavrum. Aşık, gel kızım. He, sonunda. Vallahi ben ağaç oldum ben burada. Hadi işimiz gücümüz var bizim. Biz Aybike'yle gidiyoruz olacağım. Ne işiniz? Nereye gidiyoruz? Aybike'yle var bir işimiz. Aa. Nereye gidiyoruz? Bıktım ya. Yemin ederim bıktım. İnşallah ana kız biri olup lokanta basmaya falan gitmiyorsunuzdur. Çünkü beklerim. Yemin ederim illallah geldi ya. Ver patlıcan bir şey. Hallettim bulaşıkları. Aa, ay şu liste bitsin, ben hallederim dedim. Hay Allah, boşu boşuna uğraştı. Olsun gene, ne olacak ya? Yani dün çocuklar için yaptıklarından sonra şurada 3-5 tane bulaşık yıkamışım, çok mu? Daha doğru düzgün teşekkür bile edemedim sana. Ay lütfen yapma şunu Orhan ya. Ben hep ne diyorum? Biz bir aileyiz. Bak eğer öyleyse onlar senin evlatlarınsa benim de evlatlarım sayılır. Ayrıca bir daha teşekkür etme. Yemin ediyorum çok bozulacağım. Yeter. Ya Gönül. Hı. Yani bazen kendi kendime senin arkadaşlığını hak edecek ne yaptım diye soruyorum ya. Bak yemin ediyorum aylardır başıma ne geldiyse hep yanımdaydın. Yeri geldi destek oldun, yeri geldi arkamda durdun. Ya sadece benim de değil üstelik, yani çocuklarımın da yeğenlerimin de. Allah herkesin karşısına senin gibi iyi insan çıkarsın.
Sen bunları neden yaptığımı anlamıyor musun gerçekten? Neden? Yani neden sana, senin çocuklarına, yeğenlerine, yani senin değer verdiğin, özendiğin her ne varsa... neden böyle yaptığımı gerçekten anlamıyor musun? Ne anlamam gerekiyordu ki Gönül? Bak Orhan, ben çok uzun zamandır yalnız yaşayan bir kadınım. Benden çok uzaklarda, kilometrelerce uzakta yaşayan kızımdan başka kimsem de yok. Yani yoktu. Seni tanıyana kadar. Sen benim siyah beyaz hayatımı rengarenk yaptın. Bana yalnızlığı unutturdun Orhan. Yani tabii. Sen de tabii, sen de yani karşılıklı her şey değil mi? Yani uzun lafın kısası. Ben senden çok hoşlanıyorum. Hem de çok. Yol arkadaş. Ödülleri. Ataman Koleji'nin enlerini seçiyorlar. Gel oy verelim. Bunun dışına çıkamıyoruz mu? Yok, biz Burak Hoca ile seçtik bu listeyi. Herkes bunlar için oy verecek. Yılın en komiği. Ben o zaman kuzenime bir ödül kazandırayım değil mi? Ben de yılın en iyi arkadaşına oy vereyim bari. Aybüke mi? Bu olanlara rağmen. Evet, bu olanlara rağmen. Herkes hata yapabilir diye düşünüyorum. Önemli değil. Arkası ismini yazdınız mı? Yazdım ben. Oo sistrim, çok şık olmuşsun ha. Sağ ol. Evet. Çok yakışmış. Boş ver, takılma şimdi. Günaydın güzel sevgilim. Günaydın. Çocuklar, bahçedeki yarışmalar için hazırlıklar bitmek üzere. Sizlerden ricam 5 kişilik takımlarınızı oluşturup listelerinize hakemlere vermek. Bütün gün aynı takım mı hocam? Evet, öyle olacak Ömer. Bu arada eğer isterseniz yan sınıftaki arkadaşlarınız da takım olabilirsiniz. Birazdan bahçede görüşürüz. Nasıl oyunlar olacak acaba, merak ettim bak şimdi ha. Oğlum ne yapacaksın? Oyuna göre mi takım seçeceksin? İşte belli bizim nasıl olduğumuz böyle. Doğru. Biz barıştık mı?
Yani. Bunu sonra konuşacağız ama şu an yokmuş gibi davranıyorum. Barıştık yani. He işte. Ama barıştık işte. Barıştık, barıştık. Beraberiz diyorum o zaman. Öyleyiz. Anlaştık. Bence de öyleyiz. Gençler, biz de beraberiz herhalde değil mi? Tabii kardeşim, beraberiz ya. İyi de 5 kişi olmamız gerekiyor. Bir diğer sınıflara mı baksak acaba? Aynen, doğru. Hadi gidip halledelim şu işi. Ben sizden olurum. Nasıl yani? Sizin takımdan olurum. Diyorsun. Evet, diyorum. Aybike? Aybike saçmalama ya, olur mu öyle şey? Aybike şu an iyi değilsin bence. Niyeymiş? Ben istediğim takımdan olamaz mıyım? Ben o takımda olmayı tercih ediyorum. Böyle bir hakkım yok mu? Aybike bak, yanlış yapıyorsun. Benle aran kötü diye saçma sapan şeyler yapma. Ya, çok yüklenmeyin sistrime. Yani sonuçta olabilir. Bu bir oyun değil mi Ömer? O zaman şöyle yapalım. Ben de onlardan olayım. Ha, onlardan olayım. Sonuçta yalnız bırakmayayım kızıtımı. Yok artık. Bu harbiden yok artık oldu yalnız. Yok ya, bence olmadı. Oğulcan'ın da dediği gibi sonuçta bu bir oyun. Birlikte yarışabiliriz, sıkıntı yok. Ya düşmanını yakın tut hesabı, işte takılma. O zaman Ömer Süsen, Asiye Doruk Berk'e karşı Tolga Emir, Aybike, Oğulcan ve ben. Yani şu an çok enteresan oldu gerçekten. Yani bence de bayağı enteresan oldu ama yapacak bir şey yok. Hadi bir an önce gidip çarpışalım. Çıldıracağım ya. Kaç aydır aynı sınıftayız, isimlerimizi ezberledim. Efendim İsmail. Müsait midir Sevgi Hanım? Evet oğlum. Çocuklar okulda, Emel de dışarıda top oynuyor. Şey, kıyafetler istediğiniz gibi olmuş mu? Uydu mu, onu merak ettim de. Çok güzel olmuş, çok. Tam hayal ettiğim gibi. Çok da yakıştılar. Oh, oh. Çok sevindim. Sağ ol oğlum. Her şey için sağ ol İsmail'cim. Rica ederim efendim. Zevkle. Seve seve. Ha, bu arada ilaçlar alıyorsunuz değil mi? Emel geliyor İsmail. Kapatmam lazım. Sonra ararım ben seni oğlum. Sevgi Hanım lütfen. Ama lütfen alın onları. İsmail. Ümitsiz bir vakayım oğlum. Ben vazgeçtim. Sen vazgeçmedin şu iyileşme umudunda. Oğulcan'la Aybike'nin şu Tolga'yla aynı takımda olmasına inanamıyorum. Onun derdi Tolga'yla aynı takımda olmak değil, bizden ayrı bir takımda olmak. Oğulcan'ı anlayabiliyorum. Aybike kardeş sonuçta, yalnız bırakmak istemedi. Tövbe estağfurullah. Gençler, biliyorum. Birbirimizi çok sevmiyoruz. Hatta birbirimizden nefret ediyoruz ama eğer kazanmak istiyorsak bütün bunları bırakıp oyuna odaklanacağız. Anlaşıldı mı Ogi? Tamam oğlum, bakma. Zaten bak sana söyleyeyim, nefret etmemek için böyle çok zor tutuyorum kendimi. Ya Uzan, sen böyle yapacaksan acaba karşı tarafa mı geçsen? Hani sen de rahat edersin, ben de rahat ederim. Bence de ya. Git. Başkası gelsin yerine. Benim de gönlüm istiyordu. Kızım tamam, uzatmayın. Buradayım. Ben kazanmak istiyorum.
Var mı plan? Var. Halbuki olmaz mı hiçbir planımız? Oyun başlar başlamaz bir süre sonra benim işaretimle birlikte halatıya bahçe bırakacağız. Bu kekolar kendilerinin kazandığını sanıp rahatlamaya başladığı yerde de var gücümüzle halata asılacağız. Ama bak altını çiziyorum ha. Var gücümüzle, bütün gücümüzle yani. Tamam kardeşim? Nasıl bir plan ya bu? Vallahi şaşırtıyorsun beni. Helal olsun. Takdir ettim ama. Ben bunu bu arada bir filmde gördüm. Bayağı işe yarıyor yani. Benim dediğim her şey bir şekilde işe yarar kanka. Sen rahat ol. Anladınız mı? Evet, gayet net. Ekipler yerlerine. Hadi. Hadi gömelim şunları da her zaman kazanamayacaklarını görsünler. Seyirciden düştüğün takıma bak ya. Memnun değilsen git olacak. Kendime yeterim ben. Ben senin abinin tabii ki de kalacağım. İyi. Kal o zaman. Kalıyor mu ya zaten? Bir şey diyeceğim. Aynı anda bırakalım Tolga düşsün. Ya sus artık. Üç, iki, bir, başla. Hadi bas. Bas. Oğulcan çeksene. Ya bir dur. Çek. Oğulcan bir şey ya. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Ya güçlü çekmiyorsunuz ama. Halbuki biraz daha geri. Oğulcan bak. Bas, bas, bas. Sert çek, sert, sert. Geldi, geldi. Geldi. Hadi. Yok, bu taraf, bu taraf. Şimdi. Hadi. Asıl, 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 asıl. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi, hadi, hadi. Bu da geldi. Hadi çek. Çek, 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 çek. Hemen şu an bana kazandık diyorsun. Diyorum, diyorum. Kazandık. Oley be. Git. Yes. Gel, gel. Görüntü gerçek mi ya? Ben hala inanamıyorum da. Ben de inanamıyorum şu an. Evet, biz sözümüzde dururuz efendim. Buyurun. Çok incisiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, ne yiyoruz? Vallahi ben bol rokalı bir salata yemek istiyorum. Çünkü yaz geldi, formumuzu korumamız lazım. Bak onu doğru dedin. Doğru dedin, yaz geldi. Ben de bir salata yiyeyim. Önden. Ondan sonra patates kızartması, ver bir şinitsel. Olur olur, güzel olur. Ay artık ben sana hiçbir şey demiyorum Akif. Ne istiyorsan öyle yap. Ya beden senin bedenin, hayat senin hayatın. Aa, hiç öyle şey olur mu Suzan'ım? Evliyiz biz, sen ben mi var? Ben şu spor uygulamama bir bakayım da. Bu hafta doğru düzgün spor yapmışsan belki bir tatlıyı hak etmişimdir. Ya kurban olurum, sen hak etmez misin ya? Sen dünya güzelsin, ne uğraşıyorsun bunlarla ya? Ha. Aa! Aa, Suzan'dan mesaj. Şimdi restorana geldik. Ay oh! Çok şükür yani. Adam sonunda dışarı çıkarabilmiş. Ay evet ya. E hadi. Gidiyor muyuz o zaman şimdi? Gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi halledelim şu işi. Hadi. Ay hadi hayırlısı hakkımız Allah'ım.
Hadi bir an evvel şu yemeğimizi yiyelim de tatlılara geçelim. Vallahi bomba şeyler var ha. Evet. Hadi deneyelim bakalım. Deneyelim. Gerçekten deneyelim. Hadi buyur. Efendim Celil, söyle. Akif Bey, rahatsız ediyorum ama çok önemli bir eksiğimiz var efendim. Ne oldu ya? Yine neyimiz eksik ya? Yine neyimiz eksik? Ne oldu? Söyle bakayım hadi. Doruk Bey'den bir imza eksik alınmış efendim. Ya bir işte tam yap. Bir işi de tam yapın, dişimi kıracağım artık ya. Yeter ya. Akif Bey, imzaları ben almadım ki. Siz aldınız. Doruk Bey imzalarken bir sayfayı atlamış, siz de görmemişsiniz. Tamam, tamam kes. Ben ararım Doruk'u. Halledeceğim. Tamam, ben halledeceğim. Hadi kapat. Kapat hadi. Öf. Hayırdır? Doruk'la ilgili bir durum mu var? Ya ben çocuğa bir şirket açacağım da... İşte evrak vardı imzalanması gereken, onun birini eksik imzalamış. Hallederim, mesele değil. Ha, yani acelesi mi var böyle bir şeyin? Doruk'a şirket kuruyorum dediğin için soruyorum. Yani ticarete falan mı atılıyor? Çocuğun daha okulu var çünkü. Ya hayatım, sen böyle şeyleri kafana takma. O güzel kafana takma sen bunları. Ben hallederim. Sen yemeğe odaklan, yemeğe fokuslan sen. Bakar mısınız? Salata. Bir de ben patates kızartması böyle bolca. Durum 2-2. Bu oyun kazananı belirler. Asiye ve Aybike, hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Aybike, hadi göster bakalım gerçek şampiyon nasıl olurmuş. Merak etme, o iş bende. Hadi Asiye, hadi. Aybike hadi, Asiye sen de. Aybike, tut elimi kaldırayım. Elini ver, uzat. Ben kalkarım, tamam. Asiye bırak, tamam. İstemiyorsa devam et sen. Hadi devam et. Sistir miyim misin? Sayı Asiye'nin kazanan taraf turuncu takım. Sakin gel. Ayla, ben kapıyı açayım. Sen tamam. Etrafı göz kulak ol. Hadi. Açılmıyor. Gel tamam, gel bana. Ver bana, ben deneyeyim bir de. Oh. Yanlış anahtar mı? Allah Allah, terse mi çeviriyoruz biz bunu? Ne yapıyoruz ben onu? Ne bileyim, yanlış anahtar mı koydu? Sıkıştı mı, ne oldu be? Alo, dur lan. Alo, dur. Bahçemiz yok. Ne yapacağız? İyi. Ay Allah kahretmesin ya. Ne olur? Yemek çok güzel ha. Hı hı. Arkadaş bir karımızla yemeğe çıkalım dedik. Aramayan kalmadı ya. Bu sefer kim? Bahçıvan. Ama yani bu kadar ısrarla aradığına göre herhalde bahçeyi falan yaktı bu. Hah, söyle Hasan. Akif Bey. İki kişi sizin evin kapısını zorluyor. Haberiniz olsun. Kapısını mı zorluyorlar? Nasıl yani? Vallahi bahçeden geçerken gördüm. İçeri giremediler ama hala zorluyorlar. Tamam Hasan, sağ ol. Ben geliyorum hemen. Kalk. Dur, ne oluyor? Nereye? Ya iki kişi evin kapısını zorluyormuş. Hadi. Kim olabilir ki? Ya gitmeden nereden anlayabiliriz? Suzan hadi. Hadi Allah aşkına, hadi acele et ya. Tamam, tamam. Zaten yemeğimiz de yarım kaldı. Ya Suzan, lütfen ama, lütfen ama. Hadi.
Niye açılıyor şöyle? Sert çek kendine. Çek. Oldu. Açıldı. Tamam. Hanımlar. Merhaba. Kime gelmiştiniz? Biz mi? Bana bırak. Ben Akif'in kız kardeşiyim. Ona sürpriz yapmaya geldik biz. Oldu. Size kolay gelsin. Hadi canım gel. Hadi. Gel. İyi günler. Mahvettik sürprizi ya. Neyse, kısmet değilmiş. Oh, iyi buldun, iyi buldun. Çok güzel uydurduk. Evet. Ha, nerede? Hii, eyvah, bittik. Ne? Ne oldu? Suzan yazdı. Bu bahçıvan var ya, hemen haber vermiş Akif'e. Kalkmış geliyorlarmış. Hayır ya. Ne yapacağız şimdi? Hemen bulalım şu kasayı. Işık hızında halledelim, işimizi çıkalım gidelim. Başka şansımız yok, vazgeçemeyiz. Tamam o zaman hadi bulalım şu çalışma odasını, koş. Oğlum bana niye atıyor? Hadi Berko, kurşun, kurşun, kurşun. Oğlum kaç, biraz iyilik yapmaya çalışma ya. Berko attın kurşun, kurşun. Vurdun onu, vurdun onu. Olcan! Hiç benlik değil. O bilmiyorsun. Çık hadi çık. Hadi Asiye. Hadi. Oğlum bana atma bak. Sırf bana atıyor. Sistirim kaç, bu garip garip bakıyor. Kaç kaç. Oh. Oh. Olcan ya. Of. Oh. Hadi Berko, yapıştır kurşun sen de. Hadi Aybüke, devam. Hadi. Hadi. Kanka sen devam etsin. Hadi Aybüke, hadi devam, hadi. Hadi, hadi devam, hadi. Hadi Tolga, yoruldum artık, vur. Gidiyorsun. İşte bu be. Bugünün kazananı mavi takım oldu. Hep birlikte onları alkışlıyoruz. Ayla, Ayla ben mi yanlış görüyorum? Evet, bomboş, fazla boş. Yani özellikle böyle boş bırakılmış gibi, ben sana söyleyeyim bak. Bu Akif var ya, düzenbazın önde gideni o. Kesin bir şeyler anladı, bir şeylerden şüphelendi, o yüzden boşalttı. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Kesin. Yalnız ne boş, böyle bakarak bir şey halledemeyeceğiz biz. Hadi gidelim de boşu boşuna yakalanıp başımıza iş falan almayalım. Hadi. Çok üzüldüm ya Ayla. Hiç sorma, hadi yürü gel. Geldiler, eyvah. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Sizin kapımın önünde ne işiniz var ya? Ha? Bak vallahi polis çağırırım. Polise anlatırsınız derdinizi. Neden zorluyorsunuz kapımızı? Neden ya? Allah Allah. Aa! Yeter ama artık ya. Yeter. İçip içip evime gelmenizden, huzurumu bozmanızdan ben çok sıkıldım artık. Akif'ciğim, polis çağıracaksan bir an evvel çağır. Alsınlar bunları içeri, görsünler günlerini. Pis sarhoşlar. Ay Akif'cim, yani içti içti, tutamadım. Tutamadım. Akif'im de Akif'im. Tutturdu, Akif'i göreceğim diye. Ne yapayım? Hey! Hey!
İçerim de, basarım da, yakarım da ben bu evi. O benim kocam. Sen onu benden çaldın. İkinci elci. Vintage kadın. Terbiyesizi görüyor musun? Nebahat, ne diyorsun? Kendine gel. Aa! Ay Akif'ciğim, içince bu sana sarıyor. Hep sana sarıyor. Ne yapayım? E ben de mecbur kalıyorum. Yani sonuçta benim en yakın arkadaşım. Değil mi? E biz gidiyoruz. Bak Nebahat, yeter. Yeter artık, yeter ya. Bu nedir ya? Sana yakışıyor mu bu ya? Hiç hoş değil. Öyle geliyorsun, kapılara dayanıyorsun, içip içip filan. Bak, burası bir aile evi. Evet, çok doğru söylüyor. Burası aile evi. O da benim kocam. Hiçbir şekilde benden alamazsın. Hemen çekip gidin buradan. Çekerim de, giderim de, dönerim de, gelir. Sen yeni bir tarz mı yaptın? Bıyık mı? Güzel olmuş, güzel. Yakışıklı. Bıyıklı. Sevdim onu. Döneceğim ben sana. Döneceğim, kurtaracağım seni bundan. Alacağım ben seni. Hayır, alamazsın. O benim kocam, benim Akif'im. Hayır. O benim Akif'im, o benim ikiz alevim. İkiz alevim o. O benim ikiz alevim. Ha, hayır efendim. O benim Akif'im, benim kocam. Ya hanımlar, ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Tamam, sizi de anlıyorum. Çok zor bir şey bu hayatta akipsizlik. Anlayabiliyorum ama bu da birazcık garip bir durum yani. Aa, kara sevdaymış be. Bunun neresi kara sevda? Kara toprak bu, kara toprak. Ya benimsin ya kara toprağın. Gel sen bana. Ama kızlar lütfen ya, ne yapıyorsunuz siz? Sakin olun. Hadi Nebahat, gidelim. Hadi canım, hadi. Ya Ayla, ben vallahi çok daraldım şu anda. Ben içeri giriyorum. Çünkü bu durumu artık ben idrak edemiyorum. Bunlar kendi aralarında konuşsunlar, kozlarını paylaşsınlar. İyi olan kazansın. Bu nedir ya? Hadi, hadi bana müsaade, hadi. Allah Allah. Tamam, gidiyoruz biz. Bay bay. Hemen, hemen, hemen binin arabanıza ve defolup gidin buradan. Giderim de. Ay, oh, gelirim de. Gidiyorum. Ay, yırtık yırtık. Ne yaptınız? Bir şey bulabildiniz mi? He, bulduk. Ayol kasa bomboş. Hiçbir şey yok ki içinde. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama bizim başka bir şey bulmamız lazım. Akif doğruğun üstüne şirket kurmuş. Oradan bir şey çıkar mı sence? Ne? Ne diyorsun ya? Ay şimdi doğruğun başını mı yakacak bu alaksız? Ya sen bunu mutlaka bir araştır. Ya buna izin veremeyiz kesinlikle. Yeter! Hadi gidin! Gidin! Ay tamam. Ha? Bin. Tamam, biniyoruz. Canım, gidiyoruz biz. Canım tamam, ne Allah Allah. Aa! Vintage kadın. Ay çok iyi yırttık. Allah razı olsun. İyi yırttık. Gerçekten. Çabuk gidelim. Hadi. Hadi. Evet çocuklar. Eğer mini konserimiz için hazırsanız, şimdi dans ve eğlence zamanı. Asiye, Doruk, sahne sizin çocuklar. Teşekkür ederiz hocam. Dün olanlar için özür dilerim tekrar. Gerçekleri anlattım ben teyzemlere, onlar da bana kızdı zaten. Sana uygun olmayan biriyle takıldığın için mi? Hayır. Eniştem senin hakkında gerçekleri duyunca çok takdir etti seni. Yüzüne karşı söyleyemediği için de kızdı bana. Bak işte, hikayeme ekleme yapmana gerek yokmuş demek ki. Evet, çok iyi. Bir daha yapmayacağım. Özrün kabul edildi. Bu sene hepimiz çok yorulduk. O yüzden şimdi herkesi kurtlarını dökmeye, eğlenmeye davet ediyorum. Hazır mısınız? Gönül gözüm kapalı, bilerek sana yazılıyorum. A penceresi aralı, her yerine bayılıyorum. Yavrum babam nereli, nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli, ay çıtır çıtır yemeli. Anam babam aman.
zaman bize nasip olur inşallah. Boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Aman bize nasip olur inşallah. Boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara bu kaşın gözün temeli. Sana neler demeli. Ay çıtır çıtır yemeli. Anam babam ana kaçın kurası. Bu ne baş belası, bu gönül kirası. Anam babam ana kaçın kurası. Bu ne baş belası, bu gönül kirası. Aa, aman bize nasip olur inşallah. Boyuna da posuna da bin maşallah. Senden sözlere, sazlara eyvallah. Aman bize nasip olur inşallah. Boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara olur inşallah. Boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Aman bize nasip olur inşallah. Boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Hadi devam. Devam. Ben izninizle ufak bir mola veriyorum. Siyah. Ne oldu? Niye bu kadar çabuk mola veriyoruz? Ay bir kere konuşmam lazım. Bence şimdi konuşma ya. Eğlenceni kaçırma. İşte onunla küsken eğlenemiyorum ki. Aklım onda kalıyor. Aybike! Aybike be, duymuyor musun? Ne var? Aybike bu daha ne kadar sürecek? Sen mutlu musun böyle? Neden? Çok mu umurunda sanki? Evet umurumda. Herkesin umurunda. Yo. Herkes gayet mutlu. Babam mesela. Beni hiç özlüyor gibi durmuyor. Aybike saçmalama, böyle bir şey olabilir mi? Ben gördüğümü söylüyorum Asiye. Hepiniz bensiz gayet iyisiniz. Bana ihtiyacınız yok. Halbuki yanılıyorsun. Yanılmıyorum Asiye. Kabul et işte, mutlusunuz. Hem sen gelmişsin şimdi bana burada böyle konuşuyorsun da... benim dert ettiğim şeyi bir kere bile anlamak için zorladın mı kendini? Başka şansım yok deyip hep çıktın işin içinden. Oysa ben senin her derdinde, her sıkıntında yanında oldum Asiye. Ne yaparız, ne ederiz, bunun içinden nasıl çıkarız diye düşündüm hep. Halbuki aynılarını ben de senin için yaptım. Bak bana haksızlık ediyorsun ama. Yapmadın işte. Herkes seni sevsin. Amcan seni sevsin. Amcanın yanındaki kadın kim olursa olsun seni sevsin istedin hep. Senin bir tek bu umurundaydı Asiye. Halbuki çok yanlış konuşuyorsun. Bak bence sen haklıymışsın, biz seninle konuşmayalım. Çünkü sen saçma sapan konuştukça ben de senin kalbini kıracak şeyler söyleyeceğim.
Dur bakayım, dur bakayım. Ne diyecekmişsin söyle. İstemiyorum konuşmak. Anlat diyorum Asiye, anlat. Kır kalbimi. Ne olur şu an kır kalbimi, söyle. Aybike zorlama beni. İstemiyorum konuşmak. Asiye söyle diyorum sana. Ne derdin var senin benimle ya? Ne alıp veremediğin var? Aybike benim seninle bir derdim yok ya. Bırakır mısın kolumu? Söyle diyorum sana Asiye. Bak son kez söylüyorum. Söyle. Bırak kolumu ya. Aman bırak. Aybike! Aybike! Aybike iyi misin? Aybike iyi misin? Aç gözünü Aybike! 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 Ne oluyor ya ablam? Aybike iyi misin? Söyle sana ya! Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün dünden iyi, yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden.